Günaydın sevgili izleyiciler. Evet, bir pazartesine daha geldik. Bu hafta başlıyor. Haftamızın ilk kahvesinin şöyle bir... çok güzel. Ellerine sağlık. Güzel. Evet, yeni hafta, yeni umutlar. Artık geçen hafta da dediğim gibi, daha doğrusu yok, ayın birinde dediğim gibi artık Mart ayı, Mart seçim ayı. Yani... Her şey bu ay içinde olup bitecek. Ondan sonra ne olacak ben de bilmiyorum. Seçim olacak mı onu da bilmiyorum. Yani bazen diyorlar yani niye bu kadar? Ya ne bileyim yani şimdi hal ve tavırlara bakıyorum. İktidarın özellikle Cumhurbaşkanı'nın yani AKP Genel Başkanı olarak varını yoğunu her şeyini ortaya koyan Tayyip Erdoğan'a bakıyorum. Yani kuşkuya düşüyorum. Çünkü bu kadar niye gerdiriyorsunuz? Alt tarafı bir seçim sonuçta. Yani seçim çok önemli midir? Evet çok önemlidir. Ama bu kadar önemli hale getirirseniz, bunu devletin bekası derseniz, sizden olmayan herkese hain derseniz, alçak derseniz, şerefsiz derseniz, efendim terörist derseniz, işte emirlerini dağdan alıyor, yok Pensilvanya'dan alıyor diye böler, parçalarsanız, her zaman insana tuhaf geliyor. Yani niye bu kadar, ne oluyoruz? Hiçbir seçime biz böyle gitmedik. Ve gariptir, toplumdaki etkisi sıfır. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bunca nefret söyleminin karşılığı sıfır. Çıt çıkmıyor ülkede. Yani miting yapılan iller ki onların da %99'unu zaten Tayyip Erdoğan yapıyor. İşte böyle bir heyecanlanıyor. Sonra bir bakıyoruz. Olağanüstü bir güvenlik. Yani hani %70 oy almış Rize'de. 7000 polisle falan koruyorlar yani. O da bir tuhaf. Yani tabii ki şunu söylemek istemiyorum. Yani oradaki halktan korku değil o. Başka korkular var ama niye bu kadar korkuya kapıldık biz? Yani niye bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu kadar sıkı korunmak durumunda? İçe karşı değil o bakın. Yani gene söyleyeyim. Hani Erzurum'a gitti. Efendim çok koruma var. Ya Erzurum halkı bir şey yapmayacak yani. Çıt çıkmaz. Protesto bile etmezler. Yani gidip hepsi oyunu oraya verecek. Yani ne yapacak ki başka? O kadar işte. Ya gidecek, oraya verecek. Başka da bir şey düşündüğü pek yok. İşte Rize öyle, Tokat öyle, Çorum öyle, şu öyle, bu öyle falan falan falan. Yani halk gidip de Tayyip Erdoğan'a bir şey yapmayacak. Ama esas korku başka. Dışarıdan korkuyorlar. Ya da bu kadar nefret tohumları ektikten sonra olabileceklerden endişe ediyorlar belli ki. Yoksa yani kendi ülkende kendi propaganda görüş şeylerinin sırasında bu kadar olur mu? Aynı şekilde Binali Yıldırım. Yani şimdi geleceğim şeyde Abdülkadir Selvi dün onunla beraber gezmiş, dolaşmış. Yani diyor ki devlet gibi korunuyor diyor. Şimdi bak Abdülkadir Selvi yazdığına göre bir satır arası ama önemli. Meclis Başkanı olarak hala devam ediyor işe. Yani bir aday değil. Şimdi bu korku hayra alamet bir korku değil. O halde ben de diyorum ki yani bu seçim ya olmaz... Ya da her şeyi ayarladılar yani. Başka türlü niye seçime gitsin ki adam? Bahçeli orada çırpınıyor. Ya şimdi gelirken gördüm İstanbul İl Merkezi'nin üzerine bina. 10-12 katlı falan binadır. İşte enine de maşallah büyük bir binadır. Enine boyuna devasa bütün binayı kapatan, tavandan en çatıdan birinci kata kadar kapatan böyle Bahçeli ile Binali Yıldırım'ın el sıkarken fotoğrafını koymuşlar devasa. İşte İstanbul'da Cumhur kazanacak mı? Ne öyle bir şey yazıyor yani sabah karanlığında o kadarını gördüm ama Cumhur kazanacak. Şimdi ya bu niye bu kadar ne oluyor yani kaybederseniz ne olacak bu kadar korku ne? Ya da kaybetmemek için mi bütün bunlar alınıyor? Anketlere bakıyorsunuz anketler bir tuhaf. Şimdi şeyde var işte Hürriyet'te var bu her şeyi bilen bir anket şirketi var biliyorsunuz. Maşallah 2007'den beri hiç şaşmadı. Ne söylüyorsa o oluyor. Anladığım bu şirkete söylediği yani daha doğrusu sonucu bu şirkete söyletiyor. Böyle olacak diyorlar. Öyle oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 2007 yılındaki seçimleri birebir bildiler. Nasıl biliyorlar diye. Şaşırıyorum ben çünkü niye? Bir yıl önce de yaptığı araştırma aynı çıkmış. Arada Cumhuriyet mitingleri 367'ler. Onlar bunlar şunlar milim oynamamış. Ya bir aşağı yukarı sağa sola bir şey olur değil mi? Hayır. Öyle karar verilmiş belli ki. Bakın ben artık bu konuda şüphemi saklamıyorum. 2002'den bu yana seçimler bana göre şaibeli. Bakın eğer duruyorsa Yüksek Seçim Kurulu bir gün olacak bu. Çünkü 10 yıldır mücadele ediyorum ben aşağı yukarı. 2007'den bu yana ne oldu? 12 yıl oluyor. Ben bu mücadeleyi veriyorum.
Kardeşim bir keresinde de kuralları bir kereliğine meclisten kanun çıkaralım. Diyelim ki 2002'den bu yana bütün sandıklar, bütün seçim sonuçları, o toplanan torbalar duruyor. İmha edildi mi bilmiyorum 2002'ler. Dökelim bir statta o sayalım tekrar. Bakın 2007 ere dökelim sayalım kardeşim. Ülkenin yarısı AKP'li. Dökelim sayalım. Ha dediğim gibi Rize'de, Erzurum'da oralara bakmıyorum. Yani sonuç olarak İstanbul'un bir bağcıları hepsini katlıyor geçiyor. Onun için İstanbul'da 10,5 milyon seçmen var İstanbul'da. Türkiye'nin toplamı 57 milyon. Düşünsene 5'te biri bir şehirde. Onun için yani çok da şey değil böyle ufak yerlerde çok oy alıyor olması. Ama diyorum ki size 2002'den bu yana şaibeli bu seçimler. 2002 bak 2019. 17 yıl. Her seçimi kazandık. Kazanmadı demiyorum bakın. Bu şeyi söyleyeyim. Birinci çıkmıyor demiyorum. Şimdi bu kazanmak da esprisi çok tuhaf bir şey. Yani birinci çıkıyorsunuz. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi en çok söylenen her seçimi kaybediyor. E peki yani AKP bugün tek parti olmasa da hani işte diyorlar ya bu parti kurulacak falan. De ki kuruldu. E onu da hani o yani kurulduğuna göre böyle bir küçük parça koparmadı da şey gibi bakalım. Hani daha böyle haysiyetli bir parça kopardı. E ne oldu? AKP'den 20-15 puan çekse ne oluyor? İşte 45-30'a düşüyor değil mi? E bir parti daha, iki parti diyorlar. İşte oradan da bir 5 çekse, 3 çekse. 27-28 seçim oldu. CHP 28 aldı, birinci parti. Şimdi zafer mi kazanmış oluyor? Aynı oyu alıyor adam. 2002'den beri aşağı yukarı aynı oyu alıyor. İşte 2002'de bir 20'lerdeydi, öbürü de 34'tü zaten. Yani ikisinin toplamı 50'yi azıcık geçiyordu. CHP ile AKP'nin. O seçimden bu yana bu devam ediyor. Onun için yani bu şey izafidir, bu seçim kazanmak lafı. Dediğim gibi 25'te seçim kazanırsınız. Yani Tayyip Erdoğan ilk zaferini 24,5'la aldı. Efendim Tayyip Erdoğan 94 seçimini kazandı. Hayır kardeşim birinci çıktı. 6 parti 24,5'un altında oy aldı. Ne yapalım? Yani o gün %40 alan bir parti vardı da işte. Onun için hani diyorum ya bu şimdi saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Efendim 94 yılında da böyle olmuştu. Olmamıştı kardeşim. 94 yılında AKP'nin oyu yani o zamanki şeyin Refah Partisi'nin oyu işte maksimum 24,5'a çıkmıştı İstanbul'da. E öbürleri bölününce 24,5 birinci oldu. Yani o tarihte Refah Partisi'nin oyu 45'ti de öbürleri birleşemediği için kaybetmediler. Hepsi aşağı yukarı aynıydı. İşte ANAP en irileriydi. O da ilan kesici sayesinde. Yani 91'de ANAP dayak yemişti. Hani 94'te ilan kesicinin adıyla biraz işte AKP ANAP biraz daha öne çıktı. İşte o da 60 bin oylamına geride kaldı. İşte o 24,5 bu da 24 mi ya da 23 8 mi ne aldı. CHP 19 küsur aldı. O zaman CHP değildi, CHP'ydi. CHP 3,5-4 aldı. DSP aldı 15. Ha, onları tabii şey yapınca diyorsun ki geçerdi. Halbuki bugünkü durumla aynı değil yani. Bugün hepsini bir araya toplasan son aldığı oya yetişemiyorsun. Ha, son aldığı oyu alacak mı AKP? Almayacak tabii. Ama işte bütün o aldığı oylarda benden bana göre şaibe var. Ama tekrarlıyorum. Yani şaibe var derken AKP aslında %10 aldı da %40 değil. Hayır gene birinci. Ama bu kadar açık farkla birinci değil. Örneğin bana göre Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda bitmezdi. Bitmedi de bana göre. Ama gece çıktı YSK Başkanı dedi ki böyle bitti dedi. Tamam Tayyip Erdoğan kazanmıştır arkadaş Cumhurbaşkanı hadi hayırlı olsun dedi bitti. Çünkü o konuda ondan daha yetkilisi yok. E karşıda da muhalefet olmayınca ya da cılız bir muhalefet olunca böyle hava basan sana 50 bin avukatla geleceğiz deyip de bir avukat bile bulamayan bir muhalefet olunca da itiraz da edilemiyor. Ama diyorum ki ben hala iddialıyım ve bir gün olacak bu. Biz 2002'den bu yana bütün seçim sonuçlarını tekrar bakacağız. Ha ne değişecek? Ha Türkiye tekrar medeniyete, işte cumhuriyetine, demokrasiye, insan haklarına, hukuka döndüğünde belki böyle bir fanteziyi de yerine getireceğiz. Çünkü diyeceğiz ki ya bir geçmişte bir bakalım kardeşim. Ne oldu? Şu anki durum o. Evet. Şimdi gazeteler üzerinden hareketimize başlayalım bugünkü. Şimdi
Bugün önümde önce Hürriyet var. Daha çok güzel bir ekonomik haber var memleketimizden. Vergi kaçağı. Bakın ne. Bir alışla 3 Ferrari diyor. Efendim 2 milyon euro vergi kaybı. Vah vah. Türkiye'de geçen yıl satılan 18 Ferrari'nin 7'si yurt dışına gitti. Bu alıcılar araçlarını yaşadıkları ülkelerde tescil ettirerek Türkiye'deki yüksek ÖTV ve KDV'yi ödemedi. Böylece Ferrari'lerini 3'te 1 fiyatına aldılar. Kaybeden 7 araçta 2.8 milyon euroluk vergi alamayan Türkiye oldu. Siz anladınız mı bu haberdenmiş? Şimdi Türkler almış. Fakat adamlar zaten başka ülkelerde yaşıyorlar. Türkiye'de kullanıyorlar mı? Yok, o da değil. Çünkü dışarı çıkarıldı diyor. Peki burada ne olmuş yani? 18 Ferrari'nin 7'si yurt dışına gitmiş. Bu alıcılar diyor araçlarını yaşadıkları ülkelerde tescil ettirerek. orada yaşıyor zaten adam. Türkiye'de niye tescil ettirsin zaten orada yaşıyorsa? Böylelikle böyle bir işlem var. Efendim 2.8 milyon euro belge alamadık. Ferrari sayesinde. İçin Allah aşkına ya. Efendim eski ile yeninin omuz dolaşı diye bir haber var magazin. Biraz sabahleyin böyle sert girmeyelim işe değil mi? Bak kavga her yerde var. Sadece siyasetçilerde değil. Efendim Emine Jahoviç eski eşinin yeni sevgili. Abi, bu da bir tuhaf bir ülkeyiz ya. Eski eşinin yeni sevgilisine omuz atıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emine Jahoviç ile yeni sevgilisi Melis Sütçürüp soyadı güzel. Yani şimdi sabah sabah onun için yani yoksa şey yapmıyorum. Melis Sütçürüp'ün ya ne nasıl bir soyadı çok iyi. Güzel ama ya bir şey değil mi? Sütçürüp ya. Ya neyse. Yani şey için söylemiyorum hakikaten. Yani hoşuma da gitti. Böyle enteresan bir soyadı. Önceki akşam Yahoviç bir mekanda karşılaştı. Süt çurubun yanından geçerken omuz attı. Fakat işte o hanımefendi soğukkanlılığını koruyunca olası bir tartışma önlenmiş. Şimdi yani olmayan bir kavganın haberini veriyor. Çok güzel ya. Yani omuz attı ama eğer öbürü bir evet lan yürüsene adam falan dese kavga çıkacak. Çıkmadan önlendi diyor. Olmayan bir kavganın haberi. Çok güzel. Efendim bu neymiş? Avukata rakip çıktı. Kötü gün komisyoncusu. Ne bu? Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarından sonra vatandaşlardan vekaletname alıp yüksek komisyon karşılığında sigorta tazminatlarını tahsil eden hasar danışmanlık şirketlerine avukatlardan büyük tepki var. Abi 4 tane adam enteresan ama böyle ya şey Kurtlar Vadisi gibi. Yani oturuş biçimleri öyle. Duruşları da öyle zannedersin. Ben Kurtlar Vadisi'den bir sahne zannettim. Kötü anlamda söylemiyorum yani Kurtlar Vadisi çok izlenen bir film. Efendim Türkiye'de hasar danışmanlık adı altında faaliyet gösteren şirket sayısı 1000'e yaklaştı. Ana. Ben ilk defa duyuyorum. Siz duydunuz mu? Hasar danışmanlık. Bu şirketler kazalarda yakını ölen kişiler veya yaralanan vatandaşlardan kapsamlı bir vekaletname alıyorlar. Onlar adına sigorta tazminatlarını takip ediyorlar ve tahsil ettikleri paranın bir bölümünü komisyon olarak kesiyorlar. Aydın Barası Başkanı Gökhan Bozkurt, vatandaş acılıyken kaza yerinde, morgda, camide sözleşme imzalatıyorlar. Vatandaş bilmeden 50-100 kişiye vekaletname veriyor. Tazminatın yarısı gidiyor diyerek faaliyetlerin yasal olmadığını söyledi. Bu şirketler ise %15-25 komisyon aldıklarını ve yasal olduğunu savunuyor diyor. Şimdi burada hakkında dava açılan hasar danışmanlık şirketi sahibi Mikail Karakuş, yaptığımız işin önünde yasal bir engel yok. Mağdurların haklarını koruyoruz. Esas mağduriyeti avukatlar yaratıyor. Onların yapamadığı işi yapıyoruz. Ha bunlar avukat da değil. Evet. Doğru ya avukata rakip çıktı diyor. Şimdi benim anladığım şu, bilmiyorum. Yani bir kaza yapıyorsunuz, ölen oluyor filan. Bu trafik sigortası mı var bir tane? O mu? Herhalde o. Değil mi? Oradan bir tazminat hakkı varsa bunu normal vatandaş hani gidip bunları takip etmekte zorluk çekiyor. Ya da işte o acılı anında lanet olsun ya diyor filan belki. İşte bu arkadaşlar, abiler, ağır abiler devreye giriyorlarmış.
Onlar sizin adınıza dolaşıyorlar, parayı alıyorlar. Diyelim ki 100 bin lira tazminat hakkı, işte 25'i, 30'u benim, al sen de 75'ini, hiç uğraşmadın, temiz para diyebiliyorlar herhalde. Yani herhalde öyle. Ve bin diyor, hani 3 şirket, 5 şirket anlarım. Hani arada ulan fırsattan istifade, bin şirket ya. Allah'ım nerelerden para kazanıyorlar? Ondan sonra biz de merak ediyoruz tabii, ya bu rezidansları falan kimler alıyor diye. E işte bunlar. Çünkü burada tatlı bir para var yani. Belli bir düzeni kuruyorsun. Belli ki o işte sigorta şirketleri, trafik, tescil, o, bu, polis. Yani oralarda etkin hale geliyorsun. İşlerini çabuk yürütüyorsun yani. Ondan sonra da tabii dünya kadar para kazanılıyor herhalde. Allah Allah. Evet. Efendim. Ölümüne falez kondu diyor. Buyurun. Antalya'da falezlerdeki 142 riskli binanın 106'sı yıkıldı. Kalan 36 bina itirazlar nedeniyle mahkemelik. İtiraz nasıl oluyor acaba? Benim evim yıkılmaz. Vallahi yıkılır. Yıkılmaz kardeşim. Tamam bak işine. Burada bir tane var. Falez çökecek. Ev yamulmuş. Binaların yıkımı için mahkeme kararı beklenirken bazılarında yaşam devam ediyor. Altında derin mağaralara bulunan falezlerde binaların temelindeki çökme ve boşalmalar gözle görülüyor. Bölgenin bazı bölümlerinde ise yeni binalar yükseliyor. Uzmanlar net konuştu. Tehlike çok büyük. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu evler burada yıllardır var. Şimdi sorun şu, bunlar yapıldığı zaman böyle bir tehlike var mıydı? Bence yoktu. Çünkü bu Antalya'daki falez dediğimiz olay bir doğa harikası. Mesela Antalya'da 1980'li yıllara kadar, sonra 85'lerde falan galiba yapıldı. Biliyor musunuz o falez denilen bölgede kanalizasyon yoktu. Kanalizasyon olduğu gibi falezlere veriyorlar. Bu falezler, bir böyle süngerimsi bir yapısı var bunların. Ve bunlar bütün o kanalizasyonu tertemiz hale getirip suyu şeye veriyor. Fakat Antalya nüfusu giderek artıp bütün her tarafa evler yapılınca ve bu evlerle ya nasıl olsa kardeşim toprağa veriyoruz temizleniyor diye kanalizasyonlarını aşağı vermeye başlayınca bu falezler doldu taştı. Dolup taşınca da işte Antalya bu tehlikeleri anladığım kadarıyla yaşamaya başladı. Tabii sonradan bütün o kanalizasyon teşkilatı falan kuruldu, bütün o sistem yapıldı falan da. Ama bir doğa harikasını böylelikle yok etmiş olduk. Yani Antalya benim gördüğüm, ben bir 80'lerin Antalya'sını biliyorum. Daha önceyi tam çok gidip gelmiştim yok ama 80'den itibaren çok gittim geldim. Antalya böyle gün gün intihar etti. Garip bir şekilde. O falezlerin dediğimiz, yani 35 metre falan yüksektir o denizden. Yani böyle bir baktığın zaman kayalık gibi. Aslında sünger gibi. Ha, elle tuttuğun zaman tabii sünger hissi vermiyor. Ben ne deniyor ona? Jeolojik olarak böyle yani. Çok enteresan bir yapı o. Fakat ilk sırada işte evler vardır. O biraz şey benzetmesidir. Antalya, İskenderun, Mersin. Bu Güney Fransa hani Cannes, Nice, Monte Carlo pek uymuyor ama hani diğer sahilde böyle sahile paralel caddeler ve onların üzerinde evler hem işte böyle şeydir. O niyetle yapılmış. Fakat ondan sonra arkayı doldurmaya başladılar ve hani Antalya'nın nefes aldığı ta yukarıdaki neydi onun adı? Hah buyurun işte şimdi girişi yani Antalya'nın. Oraya kadar gökdelen gibi yapılarla doldurdular. Antalya alnına tabancayı dayayıp tetiği çekmiş oldu. Şimdi işte düzeltmeye çalışıyorlar ama hani İngilizlerin dediği gibi too late var yani çok geç diyorlar. İşte onun gibi bir şey. Ha kurtulur, tabii ki kurtulur yani turizm yatırımları falan filan işte oldu. Antalya farklı bir görünümde yani bugünün insanları Antalya'ya gidince işte Antalya böyle diyorlar. Ama 80'ler, 70'lerde gittip de bugünle karşılaştırdığın zaman ortada Antalya yok, başka bir şey var. Antalya, Antalya'ydı o zaman. Şimdi Antalya, Antalya değil, başka bir şey oldu. Garip bir şey ama öyle seviyorlar. Peki öyle yaşayın o zaman kardeşim. Mesela çok sıcak, nem oranı da yüksek ama mesela şimdi acayip. Çünkü niye? Çok sayıda yapı, çok sayıda bina ve bütün suyu çekiyorlar alttan. Şimdi doğanın bir dengesi var. Aşağıdaki ve yukarıdaki sular. Mesela İstanbul'da öyledir. İstanbul'un esas zenginliği yeraltı suları. Ama kalmadı. Niye biliyor musunuz? Bakın. Şimdi o bilgiyi vereyim. Mühendislerle konuştum da oradan yani size şimdi aktaracağım. Allame değilim yani. Hani çok biliyor değil ama sorduk, öğrendik. Şimdi dikkat edin. Çok büyük binalar yapıyorlar. Ve
plazalar ve alışveriş merkezleri. Şimdi burada yeni moda yerin altına girmek. Aslında yerin altına zaten giriyorlardı da şimdi önce çarşıyı giriyorlar 5 kat. Onun altına 6 kat otopark giriyor. Şimdi olay şu. Araziniz var 5 dönüm. Bu 5 dönümün üstünü normal işte belediye şeyleri veriyor ya imar şeyi. Efendim işte o 5 dönümün 5'te 1'ini kullanıyorsun ya da 5'te 2'sine bina çıkabiliyorsun. Fakat yerin altı serbest. Yerin altı serbest olunca ne oluyor biliyor musunuz? 5 dönümün tamamını kazıyorlar. 8 kat iniyorlar. Betonluyorlar. İşte arada katlar, otoparklar, o bu alışveriş merkezinin katları. Sonra çıkıyor. Sıfıra geldikten sonra başlıyor böyle yükselmeye. Tamam, güzel. İyi de bu bir tane değil. Bütün çevre o halde. Yani hepsi üçer, beşer, onar dönüm arazinin tamamını şey yapıyor, betonluyor. Ne oluyor? Yerin 40 metre altına kadar giriyorsunuz. Daha da belki fazla giriyorsunuz. Tamamını betonluyorsunuz. Yerin altından akan bütün akarsular, sular, sızmaların hepsinin önünü kesiyorsunuz. Şimdi bayılıyorlar. Değil mi mesela Maslak'tan başla Zincirlikuyu'ya kadar kamilen şey. Kamilen demek toplam. Maslak'tan yaptım yani hani genç izleyiciler de ara sıra duyarlar böyle işte kamilen değil de kamil yani bütün olmaktan geliyor. Tamamı o bölgenin dev rezidanslar ve altlarında alışveriş merkezleri. Bu şu demek. Bulundukları arazinin tamamının aşağıya doğru girmişler ve betonlamışlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir uçtan bir uca, hatta Maslak'ta değil, ta şey, Hacı Osman'dan başlayıp Zincirlikuyu, Zincirlikuyu'dan da şeye doğru, İstanbul'da Çağlayan'a doğru bir alanı, hepsi 30'ar 40'ar katlı binalar, yerin altına bir o kadar girmiş ve tamamı arsalar. Çin Seddi gibi yapmışlar yer altına, su geçmiyor. Sonra diyoruz ki, aa sel bastı. Şimdi herkes yukarıdaki binaya bakıyor. Aa bu kadar büyük binalar... Hayır! Yukarıdaki büyük binalarla selin falan alakası yok. Yerin altıyla var. Kesiyor kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Bütün mesele bu. O işte Karadeniz'de falan yapılanlar da alta doğru iniyorlar. Otoparklar, şunlar bunlar. Hoşumuza gidiyor değil mi? Abi arabaya geldik, hop otoparka girdik. Mis gibi oradan bindim asansöre çıktım. Tamam da işte yerin altını kapatıyorsun ama. Ha, bir tane bina bir şey fark etmiyor ama 40 tane yan yana öyle yapıp da her biri arazisinin tamamında yer altına inip de betonladığı zaman yerin altında muazzam bir baraj oluşturuyorsunuz. Buna bir de metro, tüneller, efendim alt geçitler, şunlar bunlar eklediğin zaman İstanbul'un altı tamamen geçirime kapanmış oluyor. Ne oluyor o zaman? Su yukarı çıkacak. İşte yağmurlarla beraber hop başlıyor akma. Vay sel oldu. Atabiliyor muyum işte? Bak bunlar yaşadıkça öğrendiğimiz şeyler. Yaparken gayet güzel. İlk gökdelenler yapıldığında kanalizasyon vardı. O halloldu. Maslak'taki adam sifonu bir çekiyordu, Beşiktaş'taki borular patlıyordu. Basıncı düşünsenize. Adam 35. kattan sifonu çekiyor. Foş diye aşağı gidiyor. Şşt aşağı. Baf diye patlıyor şeyde. Beşiktaş'ta patlıyor ne bileyim işte. Ortaköy'de patlıyor. Bir şey oluyor. İşte onlar filan hallediyor. Ama bunu nasıl halledecekler? İşte onu bilmiyorum. Çünkü bu ekolojik dengeyi anormal bozan bir olay. Ve bugünkü koşullarda çare de bulamıyorsunuz. Çünkü yapmışın yapacağını zaten. Ama yerin altına bu kadar çok girince işte sonuç. İstanbul bir süre sonra kuruyacak. İşte onun için borular borular efendim bir su getirdik. Sırancalardan şuradan buradan yarın Ukrayna'dan borularla su getirirsin İstanbul'a mesela. O olur yani. Ya da işte deniz suyunu kullanabiliyorsan kullanacaksın falan falan. Yani doğayla oynadığın zaman bunun acısını ilk gün çekti. Geçen gün size ilacı anlatırken söyledim. Değil mi yani bir ilacı kullanma hemen piyasaya veremiyorsun. Bir 10 yıl geçiriyorlar çünkü neden bakıyor. Şimdi bunun 10 yılı nedir? Bunun 10 yılı işte bu hesapları yapacak birileri oturup bunlarla uğraşacak. Ama bunları yapan olmadı mı? Oldu. Bunları uyardılar. Bak bu kadar yan yana, bu kadar çok sayıda
AVM'ye bir rezidans yaparsanız ve yerin altına bu kadar girip de her tarafı betonlarsanız yarın İstanbul tehlikeye çeker. Karışma kardeşim dediler. Biz orada çok para kazanıyoruz. Çünkü adam kendi yaşadığı hayat boyunca kazandığını. Öyle bakın hani bu çok dindar falan filan diyorlar ya ama işte bu kafayı ben anlamıyorum. Kendi ömrüyle sınırlı tutuyor. Çünkü hani Nasrettin Hoca misali sormuşlar kıyamet ne zaman kopacak diye ben ölünce demiş. Felsefi olarak doğru. Öldüğün gün kıyamette kopmuş oluyor işte. Çünkü sonrasını bilmiyorsun ki. Gideceksin öbür tarafta sıranı bekleyeceksin diyor anlatıyoruz değil mi şimdi? Din kitapları öyle anlatıyor. Öldükten sonra gidiyorsun orada hesap veriyorsun. Cennet, cehennem falan filan. Kıyamet? Benim öldüğüm gün kardeşim kıyamet. Bana ne öbürlerinden? Benim dünya 2 milyar yıl daha yaşayacak. Beni ilgilendirmiyor. Ben öldüğüm gün orada beklemeye başlıyorum. 2 milyar yıl, bugünkü anlamda 2 milyar yıl beklemeyeceğiz herhalde orada. Ben oraya gittiğim an zaten dünyada sona ermiş olacak herhalde. Hep beraber hesabı vereceğiz, ne yapacaksak yapacağız. Değil mi? Ama işte insanlar bu duygu ve düşünceler içinde olduğu zaman o din falan hepsi kişiselleşiyor. Ben canımı kurtarayım. Şu an iyi yaşayayım. Abi cennete gideceğiz ama olsun. Ya ben bu dünyada da hani dünyada mekan, ahirette iman demişler ya. Pardon, dünyada mekan, aslında dünyada iman, ahirette mekan. Biz onu tersine çevirmişiz. Sen burada bir mekan elde et, orada imanını gösterirsin belki falan diye. Ama sonuç olarak insanlar dar ve küçük kafalı genellikle ve küçük çıkarların hesabını yapıyorlar. İşte o inşaatları yapan müteahhitler, onlardan iş alanlar, oralardan yararlananların hepsi kendi ömürleri süresince hayal ediyorlar. Diyor ki arkadaş tamam da diyor işte biz de iyi bir şey yapalım kardeşim. En çok söylenen ona ya siz de her şeye karşı çıkıyorsunuz. Karşı çıkmıyorum kardeşim. Bak bunlar zamanında anlatıldığında buna göre tedbir alınabilirdi. Ne yapılırdı mesela? Yaygınlaştırılırdı. Çin Seddi gibi böyle bir uçtan bir uca gökdelenler ve AVM'lerle yerin 40 metre altına girip her tarafı betonlamak yerine ara 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 yapardın. Böylelikle başka bir estetik oluşturmaya çalışırdın. Şimdi dip dibe yapıyoruz. Ben Manhattan'da böyle. Manhattan ada kardeşim. Orada bir sızma şu bu yok zaten. Etrafı nehir. Her neyse. Ha bu sorun diyeceksiniz ki bizde mi? Hayır Çin'de de aynı sorun var mesela. Ama mesela Hong Kong var. Yapılar farklı. Fransa'da Monte Carlo var. Yapılar farklı. Dar alan, yüksek, dağlık. İşte onların üzerine böyle 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 çıkmışlar. Orada aynı etkiyi yaratıyor mu bilmiyorum. Ama bence Çin bunu yaşayacak. Pekin, Şangay. İstanbul'dan beter tabii. İstanbul'u 10'a 15'e falan katlamışlar. Zaten orada 35 günde yapıyorlar ya. Gecekondu yapar gibi gökdelen yapıyorlar. Yarıştılar biliyorsunuz. 35 günde 35 katlı gökdelen çıktı adamlar. Oluyor. İşte Tayyip Erdoğan da onlara bakıyor. İşte en son nereyi yaptırıyormuş? 600 günde bitsin demiş. O da demiş ki 600, 750 gün mü demiş. O da 600 günde mi bitsin demiş. Filan geleceğim yani şimdi. Efendim. Taklacıya öyle bir ders verin ki diyor. Lan ne bu? Taklacı kim? Ordu ha? Ordu. İdris Naim. Efendim ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan. SP'nin Saadet Partisi. SP'nin ordu adayı, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Terör örgütleriyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle ne muhabbetimiz olur ne de dostluğumuz. Belediye başkanı olduğum zaman genel sekreter yardımcısı yapacağım, milletvekili bakan yapacağım, sen bizi satacaksın. Bu taklacı öyle bir ders verin ki bir daha karşınızda çıkacak yüz bulamaz. Ya bak ne kadar büyük bir kibir var ya. Bence ne diyor... Genel sekreter yardımcım yapacağım, milletvekili, bakan yapacağım. Yani hep böyle bir şey. Bu şey bizde var mı arkadaşlar? Şunu yani kızmayın. Tayyip Erdoğan'dan yani görüntü alacağız ama şu ya Allah aşkınıza ya bunları ben yani dinlerken ben mi böyle tuhaf bakıyorum ya? Ya bir cumhurbaşkanı böyle konuşur mu? Efendim AKP'nin de genel başkanı ya olsun ne olursa olsun. Sonuçta ülkenin bir il merkezi, oradaki belediye başkan adayı bir partiden. Sen eminsin zaten kazanacağından. Çünkü teşkilatı ona göre ayarlamışsın zaten. Peki nedir bu öfke? Vay ben seni bakan yaptım, seni genel sekreter yaptım, seni bilmem ne yaptım, sen bana ya... Abi bu kadar yani bu komplekslere niye giriyorsunuz ki ben anlamıyorum yani. Koskoca Cumhurbaşkanı. Yerel seçim yapılıyor. Bir yerin adayı. Hani ilde diyorum ki şimdi alınmasın kimse. Hani zannedersin ki böyle 10 milyonluk bir şehrin de böyle bir şey... Ordunun belediye başkanı.
Kazanamazsın, kaybedersin. Bu iş seçim bu. Kaybedersin, kazanırsın ama bu kadar öfkeyle milleti böyle onlar terör örgütleriyle şu bu. Yani ona bakarsan İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanlığı'ndan alınmasını PKK istedi. Onlar da uydu diye dedikodular da var. Şimdi ne yapacaksın bunu? Evet, o zaman söylenmişti bu adam görevden alınmalı diye PKK çağrı yapıyordu. Arkasından da görevden alındı. O yüzden alındı falan demiyorum ama yani şimdi tartışmayı buraya getirirseniz biri kalkar bunları söyler. Çok ayıp bir şey bu ya. Hakikaten ben anlamıyorum. Sonra da bir cumhurbaşkanı çay dağıtıyor. Olmaz. Ben propaganda. O zaman ne oluyor işte? Böyle çayı millete böyle şeye atar gibi, affedersiniz ama. Yani biz bunu ne yapıyoruz arkadaş? Vapurda gelirken martılara simit atıyoruz. Aynı böyle atıyorsun havaya, hop martılar kapıyor. Aynı görüntü aynı. Ya sen vatandaşına böyle 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 bir şey atın. Çiçek atarsın en fazla. Bak, çiçeği atarsın. O bir şıklıktır ama içinde çay paketi var, atıyorsun vatandaşa böyle bakıyor bakıyor. Çok ayıp bir şey bu ya. Bu hakaret. Ama diyeceksin ki arkadaş sen bu muameleye layıksın. Onu seviyorum, çok seviyorum. O vazgeçmem, oyumu vereceğim. Ver kardeşim, ne yapayım yani? Ben seni kurtaramam ki. Çünkü sen yaşadığın süre içinde avanta ben hayatımı bitireyim diyorsun. Hiçbir şey katmayayım bu ülkeye, bu millete, bir şey benden dolayı katkı sağlanmasın. Ben avantamı alayım, yatayım yerimde. Hiç umurum bile değil. Türkiye öyle olmuş mu, öyle olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Sonra işte beka diye sorduğun zaman ne çıkıyor? Buzdolabı markası çıkıyor. Çünkü böyle bir millet oluyorsun sen. Buna hakkınız yok ya kardeşim. Yani ülkenin bazını bu kadar düşük seviyeye getirmeye kapıyorlar böyle. Sanki hayatında çay mı görmedin lan? He? Ayıp ya. Git partiden versinler. Girin sıraya alın. Ya çay mı görmedin? Bir paket çay mı? O kadar mı berbat durumdasın kardeşim? Bir tamsa baklava mı yemedin de böyle uuu diye saldırıp da birbirinizi çiğniyorsunuz? Ha, hiç utanmıyor musunuz ya? Ya bu milletin bir hasleti var kardeşim. İkide bir millet, millet, millet. Ha, milletin adı ne olursa olsun. İstersen Tayyip Erdoğan'ın gibi millet değil ümmet olsun. Müslüman birliği olsun. Lan insansınız sonuçta. Utanmıyor musunuz be? Ha? Ama işte Cumhurbaşkanı böyle şey atar gibi, martılara simit atar gibi çay paketi fırlatırsa o millet de bu kadar onursuz hale düşer. Ve onu keyifle izliyorlar oradan ya. Haha diyor, görüyor musun milleti diyor. Ben diyor bunları atarım böyle diyor, mamaları diyor. Kaparlar havada diyor. Utanıyorum ya. Yapmamak lazım. Yakışmıyor. Ben öyle ya da böyle, ben benimsemiyorum. Ben cumhurbaşkanı olarak görmüyorum belki ama şu anda ülkenin resmi cumhurbaşkanı olan bir şahıs bunu yapamaz. Yapmamalı. Yaparsa ülkenin bazı aşağı çekiliyor. Kimse ona tabii bir şey demiyor ama Türkiye bu kardeşim işte. Martılara simit atar gibi böyle paket atarlar, onlar kaparlar. Böyle bir şey yok. Ya da işte bedava baklava verdiğin zaman kadın, çoluk, çocuk dinlemez üstüne basa basa gider. Bir samsa, ulan bir samsa hayatında hiç mi yemedin be? Yazık ya, yazık ya. Ulusal onurumuz, gururumuz, bir şeyimiz vardı bizim. Hasletlerimiz vardı, yok ettiler. Ama her şeyi yok etti. Adam cami yapıyor, camiyi diskotek gibi geceliğin ışıklandırıyor ve bütün bu yandaş yalaka tetikçi takımı efendim muhteşem görüntü. Neresi muhteşem lan? Diskoryum gibi yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Cami bu ya, güzel ışıklandır. Var mı yani? Fransa'ya gittiğin zaman Notre Dame Kilisesi'ni böyle şıkır 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 diskotek gibi mi yapıyorlar? Bir ışıklandırıyor, Paris'in her yerinden görüyorsun. Ya da Sacré-Cœur'e bakıyorsun böyle aşağıdan. Bütün gece gündüz orası böyle şey. Sen yan, sön, kırmızı, mavi, yeşil. Oo ne güzel. Bir de göbek atın bari. Cami yaptık. Ama VIP salonu koyuyorsun. Şekerim ne biçim iş bu? VIP girişi diyor ya. Yazıyor ya VIP girişi. Camiye VIP girişi olur mu? Oluyor işte. Çünkü neden? Bizim dinimizde herkes eşit ama bu arkadaşlara göre bazıları daha eşit. Hepsi o. Onun için onlara VIP geçişi var. VIP tünel var. VIP merdiven var. VIP efendim asansör var. Yazık ya, yani ülkeye yazık be kardeşim ya. Ha bak işte burada, nerede şu camiyi bir... Bak bak, görüyor musunuz? Böyle olur mu ya, bu böyle şey gibi. Uzaktan gece kulübünün ışıklandırması gibi.
Ve buna diyorlar ki ay ne güzel. Hayır. Yanıp sönmese itirazım yok. Haşmetli bir görüntü. Görünsün zaten. Oraya yapılmasının bir anlamı var değil mi? Ama yazık ya ülkeye. Bu kadar oynamayın değerlerle ya. Bu kadar değer... Bakanlardan üç şey istemiş. Ankara'da etkinliklere katılan Kılıçdaroğlu, CHP'den seçilecek belediye başkanlarından istediği üç şart söyledi. Neymiş bakalım? Bir, sözünü tutamayacağın vaatlerde bulunamayacaksın. Sözünü tutamayacağın olmaz zaten. Sözünü at oradan. Tutamayacağın vaatlerde bulunamayacaksın. Yani ya sözünü tutacaksın ya da vaatler tutamayacağın vaatler vermeyeceksin. Türkçe bozukluğu. Şimdi bu gazetenin ombudsmanı vardı, okur temsilcisi. Onu attılar. Böyle hatalar daha çok olacak bundan sonra. Adam 39 yıllık gazeteci. Efendim emekli olabilir mi? Olabilir tabii yani 39 yıl sonra da. Ama yani bu meslek öyle bir şey değil. Buralar bazı makamlar itibar içindir. Mesela Hürriyet gazetesi gibi adı büyük. Artık kendi çok küçülmüş bir gazete bu ama yani gazete bile değil artık. Yani şeye dönüştü böyle işte. Ama söyleyeyim size yani güzel paket oluyor ha. Yani bak. Ah yırtıldı. İki kat paket yapacaksınız o zaman yırtılıyor. Hay Allah'ım ya Rabbim. Efendim bu birinci. İkincisi oy versin vermesin bütün beldeyi kucaklayacaksın. La oğlum oy vermesin zaten kucaklamana gerek yok. Yani kucaklayamıyorsun çünkü onlar seni kucaklamış oluyorlar. Efendim her kuruşun hesabını vereceksin. Ha bak işte burada biraz sıkıntı yaşarsınız. Ay çok komik bu. Bu üçüncü madde çok komik. Hesap vereceksin diyor. Bugün hep verdiler maşallah. Hep veriyorlar zaten. Abi bir adam niye bu yani olmadığı bir yerde belediye başkanı için bu kadar çaba harcıyor? Partililer oturuyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Benim adamım, senin adamın, akrabam. Yahu 200-300 tane akraba girmiş ya listelere. Ya o da ayrı bir olay yani. Şimdi onu da konuşmayalım mı Allah aşkınıza yani? Hani kızıyorlar efendim ya sırası mı? Ya sırası tabii. Bu zamanda konuşabiliyorsan demokrasiye inancını gösteriyorsun. Efendim Tayyip Erdoğan gitsin diye her şeye susalım. İyi peki. Oğlum o zaman gitmiyor işte zaten. Her şeye sustuğun zaman gitmiyor. Çünkü neden? Herkes sustuğu için istedikleri gibi at oynatıyorlar. Sonuçta da aa diyorsun. Ama olur mu? Hile yapıldı. Ya, atı alan Üsküdar'ı geçti diyor. Ya şu anda Türkiye'nin resmi ideolojisi be. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bitti. Sen hala ama işte ama hile yaptılar da be. Çıkar kardeşim ortaya. Çıkar. Daha ne yapsın? Ya bilgisayar mühendisleri çıkardılar işte kardeşim. 250 tane inceledi. %10'unda çok ciddi sapmalar var dedi. E ağzını açmıyorsun sen. Niye? Çünkü onlarla biz bir kazanırsak gösteririm hesabını. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Kusura bakmayın. Boşuna kürek çekiyorsunuz. Hesabını verecekmiş. Sen şu olanların bir ver, ondan sonra yenilerinin hesabını biz soralım, boş ver. Efendim gelelim şimdi şu şeye, şu buradan oraya geçmek için bunu söyledim zaten. Efendim mesele seçmeni sandığa götürmek. Şimdi bu seçimleri bilen bir şirket var, Konda. Bu Konda müthiş bir şirket. Ne söylüyorsa o oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki efendim seçimi, hayır önemli olan o değil. Aylar öncesinden bize bir profil çiziyorlar. Böyle olacak. Öyle oluyor. Çünkü anladığım kadarıyla o plan uygulanıyor. Ondan sonra seçime doğru efendim 3 puan saktık. Geç onları. Hepsi bana göre hikaye. Olay bu. 2007'den bu yana bu şirket bir simülasyon yapıyor. Böyle diyor. O çıkıyor. 2006'nın Eylül ayında yayınladıkları bir araştırma var. AKP 45, CHP 25, MHP 15. Bak o zaman MHP yok. Yani MHP baraj altı kalmış. İşte ANAP var, DYP var, o var, bu var filan. Pat 2006 geliyor. Bir araştırma MHP barajı geçiyor 15, CHP 25, AKP 45. Bitti. O zaman HDP yok. Sonuç öyle çıktı. 47, 26, 14. Anlatabiliyor muyum? Acayip bir şey. Arada müthiş Cumhuriyet mitingleri var mesela. Böyle insanlar coşmuşlar falan. O zamanki CHP böyle değil tabii. Daha böyle bir cerbezeli falan zannediyoruz. Değilmiş meğer. Çıkıyor. Aynı şekilde geldiler. 2010 referandum aynı. Son referandum aynı. Bakın Konda'ya. Yani onun için ben diyorum ki yani Konda bir araştırma şirketinden çok ne olacağının orada konuşulup tayin edildiği bir yer gibi oluyor. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. İyi biliyorlar yani.
Demek ki Türkiye'yi birileri konuşuyor. Böyle olsun diye karar veriyorlar. Sonra da diyorlar ki arkadaş bunu sen açıkla. Açıklıyorlar. Geri kalan bütün araştırma şirketleri benim için çöp. Geç. Onlar her şey oluştuktan sonra bir takım şeyler yapıyorlar. İşte arada saçmalayanlar oluyor mesela. İşte referandumda %60 dedi değil mi bir tanesi? Neydi, Adil Gür mü? %61 mi dedi falan. Böyle bir şeyler dedi. Ha, onları da zannediyorum hani herkes bir Allah'ım bu kadar da olmaz filan demesinler diye bunlara böyle uçluk yaptırıyorlar. At dedi, bet dedi yapıyor. Sonuçta herkesin kafa dağılıyor. Ya işte o bildi, o bilemedi, bu bilim. Bir de araştırma şirketi var. Milimi milimine bildik. Ya beni ilgilendirmiyor kardeşim. Ben sonuca bakıyorum. Çok bildin. Aferin sana. Bravo. Şak şak. Ne yapayım? Yani bana göre çok marifet değil. Çünkü aylar önce başlıyor. Bak Konda'yla başlıyor. Aylar önceden başlıyor. Böyle aynı derken diğer ne kadar araştırma şirketi falan varsa da ona uymak zorunda kalıyorlar. Çünkü riski yok o zaman. Çünkü bir şey kararlaştırılmış belli yani. İşte adam bu çıkacak buradan. Ya bakın bu halka iki turlu seçimi yaşatmadılar ya. Müthiş bir başarıdır bu. Yani Tayyip Erdoğan ilk turda kazandı falan geç o palavraları kardeşim. İki turlu seçimi bu millet bilmiyor. Yaşamadı çünkü. Kafası karıştı ama. Onun için şimdi %50 arıyorlar filan. Abi işte İstanbul'da %50 alamaz. Almayacak oğlum zaten. %40'la seçim kazanacak bir parti. Hatta 35'le kazanacak. Çünkü niye? AKP giriyor, CHP giriyor, Saadet giriyor, HDP giriyor. 4 tane parti. Eşit dağıtsan 20'şerden 80 eder. Kalan 20'yi kim daha çok alırsa o alır. Yani makul şeylerde diyorum hani böyle eşittir. Ama işte 10'da kalacak biri, 15'te olacak, 30 olacak filan. Ha HDP girmiyor İstanbul'da pardon. 3. Ama diğer illerde çoğu giriyor. Şimdi yani sonuçta 50 almayacak kimse. İstanbul'da da 50 almayacak. İstanbul'da da 3 aday var. Bağımsızlar var, o var, bu var. 3 aday. 4. Bir de şey DSP'de var. 4 aday var büyükşehire. Yok bir de vatan 5 aday. Bak. Şimdi AKP adayı var. CHP adayı var. İYİ Parti yok. HDP yok. Saadet var. DSP var, Vatan Partisi var. Var. Yani onun için biri %50 alarak kazanmıyor İstanbul'u. Tayyip Erdoğan 24,5'la kazanmıştı diyorum. Ama kafalar karıştı. Şimdi iki turlu seçimi normal vatandaşlar algılayamıyorlar. Çünkü yaşamadılar. Neden? Daha önceki seçimde birinci turda şak dedi Tayyip Erdoğan seçildi. Buna geldik gene böyle Atağlan Üsküdar'ı geçiverdi bir anda. Pat! Bir baktık gece 12'de abi tek başına kazandı. Fark 400 bin. Yani 800 bin de 400 bu tarafa geçse kafa kafaya geliyor. Bütün bunlara rağmen yani böyle bir organize olmuş demek ki. Ben onu görüyorum. Çünkü bu seçimin mümkün değildi kardeşim. Birinci turda olması. Zaten CHP'lilerin falan suratlarının böyle düşmesi, Muharrem İnce'nin ortadan kaybolması da o şoklu oldu. O kadar herkes emin ki ikinci tura kalıyoruz diye. Zaten hesap o. İkinci tura kalacağız. İkinci tura kalınca da bütün muhalefeti tek adayda toplama gayreti başlayacak. O bile olmadı. Niye? Çünkü o zaman bu millet ikinci turu öğrenecek. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın kehanet değil. Biz iki turlu seçimi hiç yapmayacağız bir daha. Tayyip Erdoğan'dan sonra. Tayyip Erdoğan'ın da belki bir seçim daha işte böyle giderse zaten %65-70 alır 2023'te. 2024 mi oluyor? 5 yıl değil mi? 2019. 2018'de seçildi. 2023 mü? 5 yıl değil mi ya? Biz ne zaman yaptık ya seçimi Cumhurbaşkanlığı? 2018, ha tamam işte. 5 yıl koy 2023. 2023 seçiminde %65-70 alır. Böyle giderse eğer bu seçimleri de kazanırsa. Çünkü verecek başka kimse kalmayacak. İşte oraya verecekler falan. Ama ondan sonra biz bu seçimi yapmayacağız. Hep durum değişecek ve Türkiye hiç yani çifte seçimi, iki turlu seçimi öğrenmemiş olacak. Gerek yok. Tayyip Erdoğan var, padişah gibi işte. Seçim bitti kardeşim. Yaşadığı sürece de öyle götürmeye çalışacaklar. Hatta belki seçimi kaldıracak. Ben size söyleyeyim yani bu seçimlerden punduna getirir de zaferle çıkarsa ben size söyleyeyim belediye başkanı falan kalmayacak. Zaten niyeti o. Diyor ki ya bu yerel seçimlerde diyor bu çekişmenin anlamı yok ki diyor. Yani ülkenin kalkınması için diyor onların merkezi otoriteyle iyi çalışması lazım. Bu buralara belediye başkanını atamak lazım diyor. Tabii onun kastettiği hani böyle küçük mekanlar falan değil. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Diyarbakır, o bu yani böyle yapıların şey olmasını istiyor. Yani kendine bağlı. Öbürleri zaten fark etmiyor.
Yani Rize Belediyesi merkeze bağlı olsa ne olur, bağlı olmasa ne olur yani sonuç olarak. Herkes oy veriyor, sonra herkes iş için kuyruğa giriyor falan, öyle bir yer. Cumhuriyet Gazetesi, ahirete de karıştı diyor. İktidar anketlerde umduğunu bulamayınca seçmeni mahşer hesabıyla korkutuyor. AKP'ye oy verin, kurtulun. AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuşması büyük tepki çekti. Gülpınar, AKP'ye oy verilmesi halinde mahşerde hesap sorulmayacağını ileri sürerek, Allah'ın karşısına çıktığınız zaman emaneti bize verdiğinizden dolayı size hesap sormayacak dedi. Ben, bunlar Müslüman. Ben bu işi anlayamıyorum. Tabii karşısındaki de vatandaş, Allah diyor, sizden diyor, bak kime oy verdin diye soracağım. Alkış kıyamet kopuyor yani, böyle bir kafa. Şimdi bakın, ama başka bir şey daha var. Şimdi burada Ahmet Hakan diye bir yazar var biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın falan işte çok böyle destekçisi. Hürriyet zaten yandaş yalaka oldu. Şimdi bu kişiyi şey yapıyor. Diyor ki, yani diyor tartışıldı tartışılıyor diyor ama diyor şöyle diyor diyor bak. Şimdi kesip biçiyorsunuz diyor. Doğru mu? Bir anlamda evet ama bak. Efendim Allah Kur'an'da emaneti ehline veriniz diyor. Allah'ın bu emrine uymakla mükellefsiniz. Uymazsanız hesap günde bunun hesabını verirsiniz. Şimdi laf bu. Sonra devam ediyor. Dört dönem emaneti verdiğiniz ve bizi milletvekili yaptınız. Mahşerde emaneti bize verdiğinizden dolayı Allah inşallah sizden hesap sormayacak. Şimdi buradaki anlattığı göya, Ahmet Hakan savunuyor adamı. Anlattığı şuymuş efendim. Kur'an-ı Kerim diyor ki işte görevi ehline verin. İşte eğer ehline vermezseniz bunun cezası var, şu bu falan. Onu diyor kastederek yani siz diyor bize verdiniz, doğru yaptınız bundan. Yahu arkadaş bak bu tür aptal savunmaları falan bırakın anladık tamam AKP'den çok ihtiyacınız var. Tayyip Erdoğan sizin veli nimetiniz efendiniz ama ya bu milletin aklıyla da diniyle de oynamayın böyle. En azından şunu söyleyeyim de ki aradaki laf cımbızlanmış. Kardeşim bir siyasetçi niye kürsüye çıkıp Allah, kitap, peygamber işte Kur'an da böyle emrediyor diye konuşur? İşte bir tek bu bizde olur mu? Ha eskiden Batı ülkelerinde oluyormuş o şey dönemi. Şimdi orada da yok. Sen niye Allah'la kandırmaya çalışıyorsun devamlı ya? Nereden biliyorsun abi? Öbür tarafa geçeceksin, çağıracak. Gel bakalım bir kere, bir kere. Allah'ın yüce katındaki bir şeyi bilmiyoruz, algılayamayız. Onu dünyevi şekilde anlatıyoruz. Gel bakalım buraya. Ya abi yapmayın bunları ya. Bak zaten milletin aklı o kadar fazla değil. Bunlarla böyle yapıyorsunuz. Ne yapacağını bilemiyor bu insanlar ondan sonra. Yazık, günah. Ama diyorsun ki bana zaten bunlar lazım. Yani ben böyle çıkacağım. İşte Allah, peygamber bana oy verin dedi. Oy vermezseniz yandınız cehennemde. İnanıyor lan bunlara işte bu millet. İnanıyor kardeşim. Ne yapayım işte. Seviye bu. İnanmasa o kadar alkışlar mı? O kadar bağrına basar mı? Sayıları çok. Benim derdim o değil. Bak Türkiye'yi nitelikli insanlar omuzluyor götürüyor gene. Hiç endişem yok o konuda benim. Yani bugün bu iktidarın iyi yaptığı işlerin de fikir babası da, yöneticisi de, uygulayıcısı da her şeyi gene nitelikli insanlar. Bu senin hilocuların değil, onların aklı ermez bu işlere. Sen gene buradan alıyorsun ama sayı çok. Onun için de Türkiye rayına oturamıyor bir türlü. Onun için devamlı raydan çıkıyor. İşte tren gidiyor, tak çıkıyor, tren geliyor, çarpıyor. İşte ray olayı bu. En güzel belki örnek bu, hani raydan çıkma işte bu. Senin yanlışların yüzünden, senin işte bu seviyesizce, düşüncesizce yaptıklarından dolayı, niteliğinin çok düşük olduğu, bilgisiz ve cahil olduğun için oluyor bunlar. Ondan sonra da gene kendi adamlarını topluyorsun. Efendim burada bizim hiçbir suçumuz yok. Yemin var lan o zaman suçu. Tren devrilmiş, orada sinyalizasyon olmadığı için çarpışmış. Bilenlerin mi suçu var? O insanlar kan ağlıyorlar en azından. Ölmüş, yavrusu ölmüş. Sen onu alay ediyorsun. Yok abicim hiçbir suçumuz yok. Bindirmeseydin çocuğunu. Bunu diyorsun. Hiçbir farkı yok işte. Buradaki bu Adana milletvekili denilen bir adam. Allah'a diyor yapmazsan diyor. Yandın cehennemde. Adam ay cehennemde yanacağım diyor. Öyle inanıyor. Saf çünkü aptal. Öyle yaparsa cehennemde yanacağına inanan bir kitlemiz var. Yazık günah be. Bu ülkeye yazık günah. Yapmayın bu kadarını ya. Eğleşmeyin bu insanlarla bu kadar ya. Zaten muhallebiye çevirdiniz kafalarını.
Yapmayın zarar. Hani ben senin anlayacağın dille söyleyeyim güzel kardeşim. Günah, günah. Çarpılırsın. Sen nasıl vereceksin hesabını peki oraya gidince? Yalan söyledin diyecekler sana. Peki ne yapacaksın o zaman? Ha diyorsun ki önemli değil abi. Ben burada iyi olurum. Orada dürbenimi hallederim. Biz bir grup gideriz oraya filan. Ha öyle düşünüyorsan ne bileyim abi git işte hallet işini. Ama buraya zarar verme ya. Çok güzel bir laf vardı ya. Sen cennete gideceksin diye dünyayı niye cehenneme çeviriyorsunuz kardeşim? Ha? Ya git sen cennetine ya. Ben zaten senin olduğun cennette olmak bile istemem. Ki senin cennete girip girmeyeceğin çok tartışmalı herhalde. Benim de cehenneme girmeyeceğim kesin bana göre. Ben senin gibi kötülük yapmıyorum. Ben senin gibi insanları birbirine düşürmüyorum. Ben senin gibi dini istismar edip yalanlar söylemiyorum. Ayıp değil mi ya şu seyrettiğimiz şeyler? Yapmayın ne olur ya. Ölüp gidiyoruz kardeşim ya. Nedir paylaşamadığında ne yapacaksın? Ya toplayalım şu heriflere para verelim biraz daha ya. Ne yapalım yani? O mu? Bütün derdiniz o mu? İktidarda kalayım. Hizmet. Ne hizmeti veriyorsun? Terbiyesiz. Okumuşun işi daha zor diyor. Kim bu? KGİDER Başkanı Sanem Oktar. Kadın işsiz ve mutsuz demiş. KGİDER Başkanı Sanem Oktar, üniversite mezunu iş bulamayan kadından arttığını söyledi. Oktar, uzun izinler nedeniyle yönetici olarak kadının tercih edilmediğini dile getirdi. Uzun izinler dediği doğum izni falan işte. Evlilik ve çocuk sonrası, evet. İşi bırakmak zorunda kalan kadınların %60'ının mutsuz olduğunu belirten Oktar, kreşlerin ulaşılabilir olması gerektiğini belirtti. Abi onun için yapıyorlar zaten. Bakma siz bu. Hani türban takıp üniversitelere çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Bir tanesi vardı işte öyle. Çocuk okutmak istiyoruz diye. Okumak istediği bölüm dahi Türkiye'de yok. Yani gitmiş Avrupa'da okumuş da. Daha o sırada Türkiye'de yok. Efendim biz de okuyamadığımız için diyor. Gittik Avrupa'da okuduk. Onun okuduğun okul daha Türkiye'de yok. Yeni açılmamış. Falan böyle. Hep sahtekarlık. Hep yalan. Hep riya. Ve hep dini siyaseti alet edip Allah'ı kandırdığını zannetmek. Bütün olay o. Çocukları çalıştırmamak işte. E kadınlar tabii ki mutsuz. İstemiyor ki kardeşim. Bak ne diyor bir tane şey, kanaat önderi diyorlar ya şimdi bunlara. Dur şunun adı vardı şurada bak tezahürat de burada açık. Bu değil mi? Evet. Evet sosyoloji profesörü diye bir adam. Diyor ki valiler hala kadınların elini sıkıyor diyor. Bak adamın geldiği noktaya bak Allah aşkına. Yani oldu her şeyi yaptık diyor. Sağ olsun diyor bizim reisimiz halletti ama diyor hala diyor kadın eli sıkan vali var. Allah'ım ya Rabbim ne kadar ayıp bir şey kadın eli sıkmış günaha girdi. Yanacak cennette, cehennemde. E yansın abi ne yapayım bana ne? Kadın eli sıktı diye yanacaksa yansın. Sıkmasaydı o da bana ne? Bak adam öyle diyor. Yani yetmiyor da. Onun için hani kadın mutsuz filan. Ya mutsuz olsun istiyor zaten ya. Başka bir şey istemiyor. Şimdi bunları söylerken dün yani 3 Mart devrim yasalarının kabulünün 95. yıl dönümü. Eğitim iş Anıtkabir'e yürümek istiyor. Fakat biliyorsunuz o hal zamanında çıkarılan Ankara valiler var. Valiler bakıyorlar. Arkadaş bu bizden mi? Bizden. Bu bizden değil. O zaman ona yasak. Efendim her türlü yürüyüş, o, şu, bu yasak. Biliyorsunuz. 3-4 kişi bir araya geldiği zaman huylanıyor bunlar. Ulan bunlar acaba darbe mi yapacaklar? Yeni bir gezi mi yaratacaklar? Geziden çok korkuyorlar ya. Çünkü gezi bunların bayağı korkulu rüyası. Ne yapacaklarını bilemiyorlar gezi karşısında. Çünkü ne söyleseler boş. Tabii bir kesim var, o hep anlattığım bir kesim. Halkın şöyle ayaklanıyorlar da yok halkın. Devletin malına zarar veriyorlar. Ulan devleti kemiriyorsun be. Aldığın avantalarla hepimizin hakkını yiyorsun. Hiçbir işe yaramadığın halde benim bütün hakkımı yiyorsun. Efendim gezide vandallar. Vandal ne mandal? Mandal. Oğlum anlamadın mı? Hani takıyorsun ya çamaşırları. Onu zannediyor. İşte şimdi eğitim işi yürüyecek yasak diyorlar. Ne oluyor bilmiyorum. Sonunda peki Anıtkabir'e kadar gidin diyorlar. Evet. Yani rezaleti görebiliyor musunuz ülkede? Devrim yasaların kabulü, hilafetin kaldırılması, bir sivil toplum kuruluşu diyor ki ben bunun için Anıtkabir'e gideceğim.
Ankara'da vali var, yasak diyor. Niye? Efendim o halden kalma yasak var diyor. Niye? Anayasamızda her türlü gösteri ve yürüyüş yapma hakkı önceden izin alınmadan serbest mi? Evet. Ama bizim dönemimizde değil. O bizim arkadaşlara, bizden olanlara. Ama benim kabul etmediklerim, terörist gördüğüm, cemaatçi gördüğüm, hain gördüğüm, alçak, şerefsiz, namussuz, çukur dediğim insanların böyle bir hakkı yok. Ayrıca onların neden nefes aldığına da çok şaşırıyorlar. Biz seçime böyle gidiyoruz. Hiçbir seçimde bu kadar düşmanlık, nefret tohumu atılmamıştı. Hep siyasi partiler birbirlerine söylediler. Ama sürekli bir hain edebiyat. Bizden değilsin, hainsin, teröristsin, teröristlerle işbirliği yapıyorsun. Yapmayın ya, yapmayın ne olur ya. Yazık bak bu ülkeye. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunu yapmaya devam ediyor. Gidişiniz muhteşem olacak. İnanın buna. Kendileri de zaten biliyorlar. AKP'lilerle konuşuyorum. Çaresizler şu anda. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ama herkes rahatsız. Çünkü olmaz kardeşim. Benden olmayan herkes terörist. Herkese engel, herkese gaz, su, dayak. Bak, İçişleri Bakanı var. Harika bir adam. Diyor ki öğrendim diyor. Diyarbakır'da diyor. Açlık grevi yapacak. Verdim talimatı. Dağıtın lan dedim. Şimdi diyor hepsini almışlar içeri diyor. Arka haberlere bakıyorsun. Efendim Gaziantep HDP binasında terör. Terörist operasyonu, terör operasyonu filan. Yani ülke bu hale geldi. Ayrıca şeye de geleceğim şimdi. Benim gazetede kendi köşe yazılarım bugün. Hiç kimsenin yazmadıklarını yazıyorum ben bazen. Hakikaten mahallenin delisi gibiyim. Yani şimdi şaşıracaksınız benim köşeye geldiğim zaman. Ya bunlar var ve hiç kimse söylemiyor ama. Garip bir olay. Muharebenin de gündeminde yok. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya adam diyor ki defolun gidin lan diyor. Buradan istemiyoruz sizi diyor. Böyle bir ülke. Bu tarihimizde hiç gözükmedi. Bir ara MHP'liler ya sev ya terk et diye bir slogan, sonra anladılar dediler ki ulan böyle slogan olur mu? Bir dönem çıkmıştı bundan bir 8-10 yıl önce. Ya sev ya terk et. Ama bir cumhurbaşkanı ağzından bu ülkede yaşayan insanların bir bölümüne yönelik git orada yaşa seni istemiyoruz lafını ilk defa duyuyoruz. Ve ülkede çıt çıkmıyor biliyor musunuz muhalefette? Hiç yok öyle bir şey. Aa, ne olmuş abi? Aman abi, aman bize dokunmasın. Şimdi bunu bir söyleyeceğiz, bize diyor zaten güzel kardeşim. Sana zaten terörist diyor. Sana hain diyor, sana alçak diyor, sana şerefsiz diyor. Sana namussuz diyor, diyor zaten diyor. Sen yapsan da yapmasan da diyor. De sen, güya demokratik teamüllere uyuyorum ben havasında olduğun için halkın büyük bölümü sana korkak muamelesi yapıyor ve gidiyor gene Tayyip Erdoğan'a diyor ki ona vermezsek diyor bunlar gelirse mahvolduk diyor. Çünkü adam korkak diyor. Adam pısırık diyor. Yazık günah. Bu ülkeye biraz sahip çıkın ya. Neyse. Başka ne var? Efendim gelelim. Sözcü gazetesi. Evet, AKP'ye oy verenden Allah hesap sormaz. Manşet o. Din siyaseti ancak bu kadar aletidir. Yani artık bilemiyorum. İşte bu Gülpınar neydi o? Gülpınar. AKP'li vekil. Vekil diyorlar bunlara. Vekil. Vekil seçiliyorsunuz. Bu emir hepimiz için geçerli. Halk sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa illaki bunun hesabını soracak. İşte o Ahmet Hakan'ın düzeltmeye çalıştığı bu. Yani bu Kur'an'da hani ben sana akıl verdim. Sen bir şeyini yaparken hani buna göre yap. Doğrusunu seçersen ben de senin yanındayım. O da diyor ki işte beni seçtin Allah yanında. Hay Allah'ım ya. Şimdi burada var HSK Başkanı Mehmet Yılmaz'ın sırrı diyor. Tarikat ve cemaat tuzağına annesi sayesinde düşmedi. Allah Allah bu ne ya? Yılmaz, oğlum cemaatlerin tuzağına düşmeden okusun diyerek takılarını satan annesi Sıdıka Hanım'a vefasını gösterdi. Ona bilezik yüzük hediye etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'dan 93 yaşına giden annesi Sıdıka Yılmaz'a doğum günde anlamlı hediye. 6 kardeşten biri olan Yılmaz 1982'de İstanbul Hukuk'ta okuyordu. Masraf ağırdı. O dönem annesi evlatlarımız tarikat ve cemaatlerin tuzağına düşmesin diye babalarının desteğiyle alyansını ve bileziklerini satıp Yılmaz'ın eğitimini harcadı. Yılmaz da bunu unutmadı. Yılmaz annesine doğum günde yüzük ve bilezik hediye etti. Yılmaz'ın kardeşi Kadir Yılmaz da ağabeyinin bu vefasına alttaki iki satır, alttaki iki mesajla teşekkür etti diyor. Dur bakayım. Diyor ki, HSK Başkan Vekili değerli kardeşi Mehmet Yılmaz, kendisinin üniversite eğitimine destek için alyansını ve bileziklerini bozduran annemizin 93. yaş günü seneyi devriyesinde
aynı değerleri ikame ederek hayır duasını aldı. Yılmaz ailesi olarak kendisine hasreten teşekkür ederiz. Yokluk ve imkansızlığa rağmen 6 çocuğunu telkin ve tavsiyeleriyle tarikatlardan ve cemaatlerden tenzih eden rahmetli babamız, şoför kasap rakaplı babamız da bu vesileyle saygıyla yad ederim. Nurlu mekanı her daim aydınlık olsun. Böyle bir haberi hiç görmedim ben. Nasıl bir şey bu, anlamadım yani. Hakikaten anlamadım. Yani şimdi AKP'nin HSK başkanı, yani tamam o okurken tarikatların, cemaatlerin eline düşmemiş, sonra mı düşmüş, nasıl olmuş yani? 93 yaşında anneye bilezikleri, yüzüğü, onu bozdurduğu bilezikleri, yüzüğü almış. Kardeşler de bundan çok memnun. Allah Allah. Neyse, vardır bir hikmeti, bilemem artık. Tamam, karışmayacağım fazla. Efendim, liderlerin seçim maratonu tatil dinlemiyor. Taklacıyı bakan yaptım, bizi sattı, ona ders verin. Bu Tayyip Erdoğan, dinledik. Genel müdürlükten Bay Kemalli'ye terfi ettik. O bizde var mı ya? Kılıçdaroğlu. Bakayım bir dakika. Neyse, veririz. Ama diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın kendisine yönelik hitabını başlıktaki gibi değerlendirdi. Bunlar sorunları çözme kapasitesini yitirdiğini gösteriyor. Düşmanlaştırarak oy alabilir miyiz arayışı içinde tespitini yaptı diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor. Şimdi onun da konuşması da böyle dikkat çekiyor benim bazı şeylere. Hep ben kafayı takarım ama yıllardır. Bu fakir fukaranın yanında olmak ne demek? Yani fakir fukara hep olacak değil mi? Ve onun yanında olan kazanacak. Bitiren değil. Çünkü bitirdiğin zaman fakir fukaradan oy almıyorsun. Bak bu çok şey gibi geliyor değil mi? Bir düşünün. Aslında bu başka yerden de geliyor. Bir kere daha size sormuştum. Mesela zekat olayı değil mi? Demek ki fakirliğin hiç bitmeyeceğine dinen de inanılmış. Ki zekat var. Hiçbir yerde fakirliği bitirin yok. Hiç fakir kalmazsa zekat verilecek mi, verilmeyecek mi? Ne olacak o zaman? Ama işte enteresan bakın. Yani şöyle bir durun ve düşünün. Hep fakirin yanındayız. Fakire destek, fakire yardım. Fakirliği bitireceğiz yok. Yani var. İşte komünist görüştekiler söylüyor. İşte sosyalistler biraz söylüyor falan. Kapitalistlerse hep şeyde. Yani fakirliği bitirmek değil, yanında olmak. Yardım etmek, destek vermek, onları biraz yukarı çekmek falan. Ya asıl olanın fakirliği bitirmek. Ya herkesi Allah yaratmış, ona inanıyorsun. Ama fakirliğin varlığını kabul ediyorsun. Öyle mi? O zaman niye uğraşıyoruz? Allah öyle istiyorsa fakir fakir kalacak o zaman kardeşim. Ne beynimde çakıyorsun çivileri? Yardım et diyor bak. Yok et demiyor. Yok edeceğim demiyor. Biz fakirin fukaranın yanındayız. Tayyip Erdoğan'dan en çok bunu duyuyorsun. Biz durduk yanında. Biz yaptık, biz ettik. Peki niye hala fakir var? 17 yıldır iktidardasınız. Fakir sayısı 3'e katladı. Nereden biliyoruz? Devlet yardımlarından. Yani siz iktidara geldiğiniz zaman 500 bin kişiye yardım ediliyorsa bugün 1,5 milyona. Hani şey olarak atıyorum. Ya da 1,5 milyona yardım ediliyorsa şimdi 4,5 milyona. Rakam çok daha yüksek tabii. Demek ki bir fakirleştirme operasyonu var. Fakirleştireceksin, yanında duracaksın. Onun için ısrarla söylüyorum. O çok fakirleştirdiğiniz, eğitimden, görgüden, bilgiden, bilimden uzak tuttuğunuz kitleler size medyunu şükran oluyor o zaman. Başka çaresi yok çünkü. Yemeğini veriyorsun, o kadar. Onun için o adama ne anlatsam boş. Efendim işte Türkiye'nin dış borcu, bana ne ya? İşte dolar 15, faizler 40. Çünkü niye? Fasulyesi var mı? Makarnası var mı? Sütü gelmiş mi? Peynir de var. Pirinci de var. Dolar 15 lira. Bana ne? Böyle bir kitle yarattılar. Onun için mesela anlatıyor insanlar. Efendim işte Türkiye dış borçları şöyle oldu, böyle oldu. Türkiye'nin itibarı şu. İtibar falan söz konusu değil. Adama soruyorlar. Devletin bekası. Adam anlatıyor. Diyor ki kardeşim Türkiye'ye kimse yan bakamaz. Çünkü artık öyle bir liderimiz var. Öyle zannediyor garibim. Bu dünyada çok iş yapıyor ama. Yani Mısırlı da böyle düşünüyor. Iraklı da böyle düşünüyor. Suriyeli de böyle düşünüyor. Libyalı da böyle düşünüyor. Alman böyle düşünmüyor ama. İşte farkımız o. Alman şöyle düşünmüyor. Kardeşim bana hiçbir şey olmaz çünkü başımdakiler çok güzel. Ona güvenmiyor. O kendi hukuk sistemine, demokrasisine, bilimine güveniyor.
Bir tane otomobil firması bütün Türkiye'nin bütçesi kadar yer edilebiliyor ve sen hala diyorsun ki Almanlar beni kıskanıyor. Adamda bir kafa olması lazım bunu söylemek için. Lan nasıl kıskansın? Bir tane otomobil firması senin bütçen kadar. Niye kıskansınlar ya seni? Ha, neyini kıskanır biliyor musun? Ya bu Türkler çok iyi insanlar, çok çalışkanlar, çok fedakarlar, çok akıllılar. Bunu kıskan. Ama havaalanı yapıyor diye seni kimse kıskanmaz. Çünkü çok daha iyisi var. Ya da niye kıskansın ki işte bugünkü teknolojiyle bunu yapıyor. Ben yarın teknolojimi yenileyince geçeceğim. Ondan sonra ben onu geçeceğim. Ama teknoloji de ondan geliyor. Bunu da sen yapmıyorsun. Yani muhteşem bir havaalanı yapıyorsun da adamların verdiği cihazlarla yapıyorsun. Bilgisayar sistemlerini, yazılımlarını oradan alıyorsun. Malzemeyi oradan alıyorsun. Teknolojiyi oradan alıyorsun. Fikri oradan alıyorsun. Ondan sonra bana hava basıyorsun, Almanlar bizi kıskanıyor. Ama işte o yarattığın fakir, fukara dediğin insanlar buna inanıyor. Çünkü ona inanmazsa tutunacağı başka bir dal yok. Ona inanacak, diyecek ki ilk defa Amerika'nın karşısında dik duran bir başbakan var, bir başkanımız var. Eskiden hep ceket idik çünkü ona öyle anlatıyorlar. Ve ben şeyi anlamıyorum, geçmişi devamlı anlatarak ne oluyor? Çünkü kimse bir şey hatırlamıyor kardeşim. Özal'ı hatırlayan yok ya. Bugün seçmenlerin %65'i Özal'ın varlığını bilmiyor. Çünkü o Türkiye'de hükümranlık sürerken adam ya doğmamış ya da ne olup bittiğinin daha farkında değil. Özal 93'te öldü. 85 doğumlu olanlar Özal'ı hatırlamıyor. Bilmiyor çünkü 85'te doğmuş. 93'te 8 yaşında. 8 yaşındayken Özal ölmüş. Bu adam bugün kaç yaşında? 85'te doğan 40. Değil mi? Neredeyse. İşte seçmen 65'i. Ama o seçmen tabii bu ülkede yokluk çekilip çekilmediğini de bilmiyor. Bir kuyruk edebiyatı yapıyorlar. Efendim onlar ampul için kuyruğa girmiş. Ya kardeşim anlatıyorsun da o adam onu anlamıyor gene. Anlamıyor ama bir şekilde etkileniyor. Çünkü farkında değil lan ampul için kuyruğa mı girilir? E sen ampul için kuyruğa giriyorsun işte şimdi. Evet. Gelelim şey Bahçeli'de konsolide olmamız için önümüzde 28 gün var. Aa bu ne demek ya? Devlet Bahçeli MHP'nin Ankara il binasını açtı. Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ile ilgili maalesef istediğimiz konsolidasyon hala sağlanmış değil sözlerine bu karşılığı verdi. Hedefe doğru gidiyoruz. Bir dakika ya. Böyle bir saçma laf olabilir mi ya? Bu 4-5. Bu ne ya? Bir dakika. MHP Genel Başkanı falan filan. Erdoğan'ın maalesef hala istediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil sözlerine konsolide olacaktır. Daha önümüzde 28 gün vardı. Zaten şu an konsolide olmuşuz. Konsolide demeye gerek yoktur. Yabancı bir kelimedir. Biz Cumhur İttifakı ile buluştuk. Hedefe doğru gidiyoruz. Yanıtını verdi. Abi bu arkadaşlar konsolidenin karşılığını biliyorlar mı da konuşuyorlar? Allah Allah. Hayatımda duyduğum en saçma açıklama bu. Konsolide. Konsolide ne biliyor musunuz? Hadi bakalım. Biliyor musunuz? Bak konsolide ne demek biliyor musunuz? Konsolide olmak, konsolide etmek, konsolidasyon. Bir kurumun devlete olan borcunu ertelemesi demek. Tek anlamı var. O kadar. Bankacılık deyimidir. Mecazi bir anlamı da yok. Konsolide etmek demek bir devlete olan borcu ertelemek. Borçları konsolide etti diyorsun. Türkçesi o yani şey cümlede. O şu demek yani devlete ben bu Mayıs ayında ödeyecektim. Erteledim onu. 3 ay, 5 ay, 10 ay, 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Konsolidasyon bu. Şimdi burada anlayamadım. Yani Tayyip Erdoğan diyor ki konsolide olamaz. Benim anladığım konsolide olmayı yerli yerine oturma olarak kullanıyorlar. Yani diyor ki çünkü MHP'yi şey yapmış. Maalesef istediğimiz konsolidasyon hala sağlanmış değil. Yani istediğimiz borç ertelemesini yapamadık diyor Tayyip Erdoğan. Şimdi bir tane danışmanı da söylemiyor. Lan oğlum Yiğit Bulut ne yapıyorsun sen orada? Söylesene Sayın Cumhurbaşkanı olmaz. Konsolidasyon o anlama gelmiyor. Konsolide etmek, yerine oturtmak, işleri düzene sokmak değil. Ha, mecazi olarak belki zorlarsan hani borcu ertelemek bir anlamda işleri yerine koymak gibi kullanıyorsan ama yanlış. O zaman niye konsolide edip kullanıyorsun? Henüz istediğimiz sonuca varamadık. Henüz istediğimiz işbirliğini sağlayamadık. Çünkü neden? İşte o Hülo takımına bir laf söylüyor. Abi
bizim başkan konsolide edecek onu, konsolide edecek. Ne yapacak? Ne bileyim abi, işte konsola mı koyacakmış, neymiş? Yani belgeleri herhalde konsola mı koyacaklar? Çünkü bekayı beko zanneden bir ahalimiz var. Bekare, abi buzdolabı çok güzel, acayip soğutuyor. Televizyon zanneden var. Fırın zanneden var. Çünkü beko, beka, beko. Karışıyor, kafalar karışıyor. O şimdi diyor ki taze deli şey. Bu işte konsolide dediğin zaman halk büyükmüş. Abi çok güzel. Evet evet, yani konsolide etmemiz lazım. Bahçede diyor ki merak etmeyin, merak etmeyin. Daha 28 gün var, konsolide edeceğiz. Bak bunların altından başka bir şey çıkacak, göreceksiniz. Türkiye acayip bir şey yaşayacak. Efendim gelelim buradan. Milliyet Gazetesi ne yapmış? Ya bu şeyler, bu herhalde talimat şey olarak gitmiş. Bu Tayyip Erdoğan çok belli, bu İdris Naim'e kızmış. Onun için kendi gazetelerinin hepsine o şeye taklacıyı manşet yapın. Bu taklacıya dersini verin. Abi taklacıya dersini verin, ne oluyor yani? Hepimiz süper zeka mıyız, Google mıyız yani? Taklacı kim? Ne bileyim ben? Ben güvercin taklabilirim. Çocukken oynardık. Yani taklacı deyince benim aklıma hemen İdris Naim Şahin niye gelsin? Taklacı. Ama kızgın belli. Bak şimdi bu kişisel egolar bunlar. Açıyor. Hepiniz benim o lafımı bahşetlere taşıyın. Taklacı lafını, bu herif haddini bildirelim. Çünkü kızmış. AKP'nin oyunu böyle bilir. Mesele o. Çünkü orduyu bir parça numarayla aldılar. Nasıl numarayla? Orduyu bütün şehir yapıp, ordunun CHP'ydi aslında. Ordu CHP'li bir yer. Ama dağlara mağlara çıktığın zaman orada din iman bir mintan vaziyetleri doğduğundan tak kazanıyorlar işte. Olay bu. Efendim, engelleri yazıp açtı diyor, manşet haber yapmışlar. İleri derecede spastik serebral palsi hastası Mukaddes Özçelik, engelli bireylere örnek olacak büyük bir başarıya imza attı. Okuma yazmayı son 4 yıllık dönemde komşusunun yardımıyla öğrenen Mukaddes Özçelik, 38 yaşında bu arada, son 4 sene deyince çocuk değil yani. Yüz engeline karşı 80 sayfalık bir hikaye kaleme aldı. Bugüne kadar büyük puntolarla yazılmış basit birkaç çocuk kitabı okuyabilen Özçelik'in Gurbet Yolu isimli kitabı Somet Zihinler Zihinsel Gelişim Derneği yayınları tarafından basıldı. Öz bakımını annesinin yardımıyla yapabilen Özçelik şimdi ikinci kitabını yazıyor. Ailesine gurur kaynağı olmaya devam eden Mukaddes'in öyküsünü ablası Prof. Yasemin Özçelik, Mukaddes tek bir harfi yazabilmek için dakikalarca, bir cümleyi yazabilmek için saatlerce ve bir paragrafı oluşturabilmek için belki günlerce emek verdi diye anlatıyor. Evet, bu hastalıklar var. Efendim, şimdi Hürriyet Gazetesi'nde şey görmüştük. Efendim, neydi bu? Ferrari haberi. Bu hürriyetçiler, aynı grup ya, Demirören grup hepsi. Ya hepsinin arkasında da Tayyip Erdoğan ilanı var ha. Vay be. Bunlara da bakalım. Enteresan. Efendim, Milliyet'in de manşetinde bir şey var. Ferrari haberi var. Fakat farklı bir Ferrari haberi var. Demek ki Ferrari'yi çok seven bir Demirören grubumuz var. Bir tanesinde efendim ah vergimiz kaçtı falan diye ağlaşırlarken öbürünün manşeti asfaltı ağlatacak. Ben de zannettim ki aynı haberi buraya da koymuşlar yani. Hani asfaltı ağlatıyor, vergilerini ödemiyorlar. Hayır, o değil. İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari'nin Cenevre bombası F8 Tributo olacak diyor. Şirketin geliştirdiği ve bir yol otomobiline yerleştirdiği en güçlü V8 motorla donatılan Ferrari F8 Tributo, 720 beygir güç ve 770 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 kilometreye 2.9 saniyede çıkan otomobil 340 kilometre sürat yapabiliyor. Evet. Ya oğlum, bunlar tam sayfa ilan verseler bu kadar şeyi anlatamazlar da. Hani biz de bu arada Ferrari'nin reklamını kaçırmayın derim bak. Varsa paranız, ucuzlamış da şu aralar, alın bir tane. Ama Yunanistan'a tescil ettirin, daha ucuza geliyor o zaman. Gerçi devletimize biraz kazık atmış gibi oluyorsunuz ama olsun, o size çok kazık atıyor. Siz de bir Ferrari alın, Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a tescil ettirin. Arabayı burada kullanın, triptikle. Güzel olur. 2-3 ayda bir çıkıp gireceksin. Bir şey değil o. Tık tık gider gelir. 340 kilometre sürat yapıyor. Edirne 200 kilometre. Ah, bir saatte gidiyorsun, çıt, uçuyorsun. Oradan Kapıkule'ye geçiyorsun. 2 saat kal, geri dön. Bitti. Evladım bak.
Herkese bir Ferrari. Adam manşete boşuna koymadı herhalde. Ferrari satacak. Acaba distribütörlüğe mi soyunuyorlar? Nedir? Vardır bir şey. Evet, olabilir. Şimdi burada bir tane bir facia haberini söyleyeceğim. Bitecek. Çünkü her gazetede var ama buradan şey yapayım. Şimdi Asmalı Mescidi herkes bilir. İstanbullular. O çok güzel lokantaları vardır. Yani meyhaneleri vardır daha doğrusu. Şimdi biz de sakınıyormuş gibi yapmayalım. O sokakta bir yangın çıktı. 4 genç öldü. İşte önce ilk haber geldiğinde, akşam saatlerinde işte ihmal, şu, bu, feci, yangın falan. Ama işin aslı ortaya çıktı. Bir kafa, ilkel bir kafa, aptal bir kafa yapmış yangını. 4 gencin arkadaşı, orada 7-8 genç kalıyor. Bir arkadaşları işten mi atılmış, onlara küsmüş bile olmuş. Bu da onlardan kendi kafasına göre, lan ben de size gösteririm diye kağıtları tutuşturup evden çıkmış. Sonra bir bakmış ki eyvah, uyanmamışlar ve yangın büyüyor. Yani alev oluyor her yer. Etfaiyeyi aramış. Fakat etfaiye o Beyoğlu'nun dar sokaklarına falan girene kadar içerisi yanıyor. Kapıyı da hızlı çekince kilitlemiş. Camlarda da demir parmaklık var, çıkamıyorlar. Maalesef 4 kişi orada cayır cayır dönüyor. Oğlanı da Antakya'da yakalamışlar. Kaçmış çünkü. İlkel kafayı anlıyorsunuz değil mi? İşte bu. Bu zihniyet. Türkiye'nin şu anda hakimi bu. Kendince öyle bir şey. Abi bir şey olmaz. Yani ben burada, onlar uyanır nasıl olsa. Haha görsünler, yansın buralarda. Bütün evi yakacağını, insanları öldüreceğini büyük ihtimalle aklına bile getirmiyor. Onları öldürmek için yapmıyor bana göre. Zaten öyle bir şey de var. Ama bakın kafayı görüyor musunuz? Kızmış. Öyle mi diyor? Herkes uyurken kağıtları tutuşturup evden çıkıyor. Çünkü o küçücük aklı o kağıtların orada tutuşacağını ve söneceğini düşünüyor. Evi tutuşturucu aklına gelmiyor. Öyle bir bilgisi yok, öyle bir... Ayrıca da duygu olarak da bu işte Türkiye'nin bugünkü hakim zihniyeti, o baz düşük, intikamcı. Ben size gününüzü gösteririm, sen kimsin ya? Mantığının çok tipik bir yansıması bu. Bana bunu mu yaparsın? Ben sana gösteririm. Tabancası olsa kafalarına belki sıkmaya kalkacak ya da bacaklarına sıkacak, kafalarına sıkamaz da. Ateşi sıkmak diye bir deyim var ya. Yani 50 yıl ateş etmek diye bildiğim kavram artık sıkmak. Kafasına sıktı, bacağına sıktı, sıkmak. Çünkü niye? Kurtlar Vadisi öyle anlatıyor bize. Geç abi. Efendim, Günaydın Gazetesi. Şimdi buradan, burada şeyde de vermiş. Şimdi bu hafta da bu Fahir Atakoğlu'nu konuşturmuşlar. Yahu şimdi herkesin söyleyeceği lafları söyletiyorlar sorularla. Sonra bunların arasından çekiyor mesela. Diyor ki, doğum gününe ben de giderdim. Şimdi buradan şeye bakmak istiyorum. Fahir Atakoğlu doğum günü değil mi? Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. Şimdi kaçıncı sayfada arkadaş bu? Üçüncü sayfada. Soruya bakmak istiyorum. Şimdi üçüncü sayfada aslında bulmaca var. Fakat o bulmacayı adamdan saymıyorlar. Onları aşıyorsun sonra üçüncü sayfa diyor. Bu arada ek. Şimdi şimdi bak, Türkiye'de beğendiğiniz piyanistler kim? Soru başlıyor şimdi. Fazıl Say, Gülsün Onay ve İdil Biret müthiş piyanistler. Yeni nesilde de yetenekli müzisyenler var. Şimdi oradan Fazıl Say'ın adı geçiyor ya. Diyor ki hemen, Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmasını nasıl buldunuz? O da diyor ki çok güzel oldu. Eleştirileri de anlamıyorum. Neden bir araya gelmesinler ki? Buraya kadar tamam. Fakat sonra diyor ki ben de Erdoğan'ın yaş gününe katılmaktan büyük mutluluk duyardım. Bunu Fahir Atakoğlu söylüyor. Niye söylüyor bilmiyorum. Ama yani Sayın Erdoğan'la buluşmak bu kadar önemliyse siz de dünya çapında bir sanatçısınız. Alın yarın bir pasta, gidin saraya. Sizi kapıdan çevirmezler kardeşim. Yani bak bütün cümle bu kadar ha. Ama başlıklar hep oradan verilmiş. Sayın'la buluşmasını eleştirenleri hiç anlamıyorum. Kimse eleştirmedi ya. Tuhaf karşıladılar yani. Nasıl oluyor dediler yani. Çünkü Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı ile ilgili beyanları, şeyleri, yani neredeyse mektup yazmadı mı? Artık ülkemde oturmak istemiyorum diye. Tayyip Erdoğan da onun için yani bunlar sanatçı mı manatçı mı? Sonra bu oldu çünkü
Neyse. Ama yani bu Sabah gazetesi her hafta bir tane aslında AKP'li olmayan, zihniyet olarak uzaktan yakından ilgisi olmayan insanları sanki Tayyip Erdoğan destekleniyormuş gibi konuşturabiliyor. Bu da bir beceri. Ya da konuşmaları ona mal ederek lap diye lafı oraya getiriveriyor mesela. Şimdi nereden mesela? Bak hiç şey yok. Normal. Yani uluslararası alanda birçok ödül almış. Dünya çapında müzisyensiniz. Bu başarıyı hayal ediyor muydunuz? İşte çok da üretken bestecisiniz. Siz kendinizi bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Güzel. Size gelen projeleri neye göre seçiyorsunuz? Sizin için film müziği mi yoksa belgesel müziği yapmak mı daha zor? Uzun aradan sonra Türk seyirciyle buluştunuz diyor, dinleyiciyle. Falan. Sonra geliyor. 30 yıldır ABD'de yaşıyorsunuz. İslamofobinin Amerika'da geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz? Şimdi bu soruya Türk kendini de herhalde Müslüman olarak tanımlıyor, itiraz etmediğine göre. O zaman diyor ki, yani Amerika gözüyle baktığı zaman diyor ki 11 Eylül'den sonra Müslümanlık düşmanlaştırıldı. Bunu net gözlemliyorsun. Sadece Amerika değil, Avrupa'da da böyle. Eskiden dünyada soğuk savaş vardı. Şimdi bu dinler üzerinden yürütülmek isteniyor. İşte Trump gibi ırkçı bir başkan var Amerika'da diye geçiyor. Ondan sonra başka şeyi yok bak. Bir tek o Fazıl Say. Ama bütün başlıklar şeyler o sanki. Yani biz mesela Amerika'dayken Türkiye'ye dair en çok neyin özlemini çekiyorsunuz? Martı sesini ve İstanbul'un güzel atmosferini çok özlüyorum. Arkadaşlarımı ve Türk insanını da, ülkemin insanların sıcaklığı, samimiyeti falan filan. Bu. Ama bir de burada. Avrupa Suriyeli mülteciler konusunda temkinli davranırken Türkiye onlara kapısını açtı. Bu açıdan örnek bir ülkeyiz. Niye soruyorsun böyle bir soruyu? Dünyada örnek tek ülkeye. En fazla mülteciyi biz aldık. Arap ülkeleri bile almak istemedi Suriyelileri, ama ülkemiz kapıları sonuna kadar açtı. Yani bu şimdi hepimizin söyleyeceği laflar. Ama bunu manşetlere çekip işte bak görüyorsunuz değil mi? Bizden olmayan biri ama diyor ki Tayyip Erdoğan iyi. Onu şuradaki bir cümle hepsinde manşet. Bu sefer de tuzağa o düşmüş. Git, düşme kardeşim diyorum ben de. Yani Allah size de akıl vermiş herhalde değil mi? Şimdi gelelim. Efendim HDP-CHP ittifakı yaramızı kanattı diyor. Akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil ya. Kanlı terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmenlerin ailelerinden kirli ittifaka isyan. Kılıçdaroğlu bunun hesabını millete nasıl verecek? Nasıl verecekse verecekler. Sana ne? Verir. Ne konuşuyorsunuz? Anlamıyorum ki. Yok onlar ittifak yapıyormuş da bilmem neymiş de nasıl verecek mi? Sen önce sor. Ha buradan nasıl geçirdin diye sorabiliyor musun Tayyip Erdoğan'a? Ha? Sayın Apo dediklerinde biz bunu yasaktan kaldırdık dediğimizi sormuş muydun? Apo şimdi oradan çıksa bunları sopayla kovalar dediklerinde karşı çıktın mı şehit ailesi ha? Şimdi kalkmışsınız buradan Sabah gazetesi gelip de ama bunu yapın dedi. Gerçi bilmiyorum şehit ailesi mi? Hepsi figüran da olabilir çünkü çok alıştılar. Kast ajanslarından adamları topluyorlar, koyuyorlar fotoğraflarını ya da işte görüntülerini, sonra çıkıyor ortaya. Şimdi bir tane adam yapmışlardı, gördünüz mü bilmiyorum. Adam nasıl anlatıyor? Tayyip Erdoğan. Ana AKP diyor bak şimdi. Ulan hiçbir AKP'li AKP demez, AK Parti der. Her neyse. Dili süslü diyelim. Anlatıyor işte şöyle bir Tayyip Erdoğan en büyük. Ondan sonra geliyor. Diyor ki ben diyor 1992 yılında işte ameliyat olmuştum. Ben bu Kılıçdaroğlu'nu affetmeyeceğim. Böyle bir alçak adam, böyle bir namuslu adam filan. Ulan ne işte ameliyatımı yanlış yaptı. Sonra adamın 7-8 yıl önce yapılmış bir röportajını bulup çıkardılar. Orada da diyor ki bana bir ameliyat yaptılar. Dünyada eşin beğendi yok. Hakikaten müthiş iş, devletime bilmem ne. Ya şey, şimdi burada da böyle şehit ailesi diye bir takım adamları çıkarıyorlar. Vay efendim bizim kanıyor. Ya bırak abi, senin daha kanayacak nelerin var ya. Yapmayın ya, bak bu ailenizdeki şehitleri böyle kirli bir işte kullanmayın. Ayıp, utanın, utanın, ayıp. Sabah gazetesi gelip de size bir takım neler veriyorlar bilmiyorum ama ayıptır, şehit ailesiyim deme. Şehit ailesi kendini bu kadar küçük düşürmez. Sana ne kardeşim? Kılıçdaroğlu belediyeciğim yarı yüreğimiz yanıyor. Ülkenin yarısı be. Senin o yüreğimiz yanıyor dediğin ülkenin yarısı. Tabii ya. Al Bay Kemal, sen Kandil yandaşsın. Ya bunda nereye kadar gidecek? Ama bakın bunun toplumda etkisi yok. Bütün bu tahrikler. Bütün bu kötü konuşmalara rağmen ben toplumda insanların bu konuda birbirine düştüğünü görmüyorum. Düşmeyecek de. Çünkü bakmayın siz. En böyle alt düzeydekinden en tepeye kadar bu ülkenin bir hasleti var. Bu ülkenin bir sağduyusu var. Ve bu yaşıyor.
Bu kadar tarihe rağmen, bakın bu başka ülkelerde olsa, hakikaten belki de kan gövdeye götürür. Nedir bu ya? Her gün sen Kandil'in yandaşısın, sen teröristler, sen Pensilvanya'dan izin, Kandil talimat veriyor, teröristlerin yanındasın, işbirliği, şehit ailelerini konuşturuyorlar. Ya yazık, günah ya. Evladınıza yazık ya, şehit olan evladınıza yazık be. Aslan buz kesti diyor. Ne olmuş aslana? Evet, Galatasaray Erzurum'da zirveden, zirvenin uzağına düştü. Bak şimdi eksi bilmem kaç derecede top oynattılar. Halbuki Galatasaray diyor ki, ya biz bu maçı 12'de oynayalım. Ama Türk Futbol Federasyonu diyor ki, yo olmaz diyor, çünkü diyor biz yayıncı kuruluşta diyor, reyting alamazlar diyor. Ve eksi de oynatıyorlar. Neden? Başakşehir'i şampiyon yapmak için. Artık çok net, bakın bana kimse bunu anlatmasın. Başakşehir şampiyon yapılıyor. Adamlar daha maça çıktıklarında galipler zaten. Şimdi bugün biri arkadaşım dedi ki böyle, ya dedi işte adamların hakkı ama dedi, gol atıyor. Yahu kardeşim anlatma bana. Penaltıları verilmiyor. Kendi yaptıkları faulü hakem bu tarafa deyip üstelik penaltı veriyor. Bir görüntü var, bir izleseniz. Rakip ceza sahasına giriyor. Rakibe çakıyor böyle yumruğu, şeyi, omzu. Hakem penaltı veriyor. Ya hücum faul aslında. Yani hücum eden, atak yapan takım vuruyor adama. Penaltı diyor. Hakemlerle tartışıyorlar. Mesela Emre, Arda, efendim başka hiç yok. Hakeme el kol görürsün. Ben filan yapıyor hiç. Kimse sormuyor mesela. Bütün kulüpler borç içindeyken bu takım nasıl oluyor da bir kuruş gelir yok, resmi gelir yok. Sadece bağışlar var. Ya da işte sponsorların koydukları paralar var. Yani sponsor dediğim de işte hani salma salınmış iş adamları. Onların parası 10 milyon, 15 milyon transfer paraları veriyorlar. Ama işte öbür takımlar, işte Galatasaray, yani hiçbir şey olmasa eksi 4'te mi 5'te mi ne maç oynatıyorsun ya? Niye? Gündüz oynat kardeşim. Gene hava çok soğuk ama bir öbürü donma. Hani futbolcular tükürüyor ya, işte tükürdüğü zaman 30 saniye sonra o tükürük donuyor. Bu kadar basit. Niye oynatıyorsun o saatte? Ha karda da oynandı ya, oynanır o ayrı ama takım diyor ki yapmayın diyor. Bak bu şeyde oynamayalım iki takıma da. Hayır. Oynatacağız. Peki reklama gidelim o zaman. Reklama gidelim. Ondan sonra son bölümde şu benim bugünkü köşe yazılarını anlatacağım. Öbür gazetelere fazla ne kadar vakit kalır bilmiyorum ama onları şöyle bir geçeriz. Evet, saat 9 oldu. Son bölüme girdik. Bir şey hemen söyleyeceğim. Tabii çok dikkatli izleyicilerimiz de var. Benim de yaptığım bir hatayı hemen düzeltiyorlar. Konsolidasyondan söz etmiştim. Tabii konsolidasyon, evet doğru, devlete olan borçlar ya da dış borçların ertelenmesi anlamına geliyor ama başka anlamları da var. Esas tabii kullanılan o anlamda tabii yapıları benzer durumda olan nesnelerin birleştirilmesi ya da firmaların tüzel kişiliklerinin ortadan kaldırılıp yeni bir tüzel kişilikte birleşilmesi. Yani AKP-MHP ortaklığı biraz böyle bir şey. Yani bir farklı şeyler aynı kaba konmuş oluyor, onu halledemedik diyor. Ya da işte tüzel kişiliklerinden vazgeçip yeni bir tüzel kişilikte bir araya geliyorlar. İşin sonu da herhalde o olacak. Yani konsolidasyonun o anlamı da var. Bu konuda hemen uyaran ve aman ha hata yapma, başına iş alma diyen izleyicilerime de teşekkür ederim. Evet, Bir Gün Gazetesi, baba kızı birbirine düşürdüler diyor. Cumhurbaşkanı hakaret davalarına gelinen son nokta. Çok ibret verici bir haber bu. Her türlü eleştirinin Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasına maruz kalması Ankara'da çarpıcı bir duruma yol açtı. Baba kızından, kızı da babasından Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Olaya bakar mısınız ya? Erdoğan'ın saraya çıkması sonrası patlama yapan Cumhurbaşkanı'nın hakaret davalarının sonuncusu pes dedirtti. Ankara'da yaşanan bir olay, Cumhurbaşkanı'nın hakaret davalarının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Ankara'da M.Ç. isimli baba, üniversite öğrencisi kızı A.T.Ç.'den Cumhurbaşkanı hakaret suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılıkta ifade veren A.T.Ç., babası, ardından da babası M.Ç.'nin Erdoğan hakaret ettiğini söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Allah Allah. Pes. ATÇ'nin avukatı Şahin, Cumhurbaşkanı hakaret suçu aile içinde cezalandırma yöntemi olarak kullanılmak isteniyor dedi. Doktor öğretim üyesi Çobanoğlu, ne Çobanoğlu bilmiyoruz tabii ama tanıyacağız mutlaka, öyle yazıyorlar çünkü. Benzer olaylara son yıllarda sıkça rastlanmaya başladık. İnsanlar birisini gözüne kestirdiğinde karşıdaki kişiyi rahatlıkla Cumhurbaşkanı hakaret ile itham edebiliyor. FETÖ'cü diye de yapıyor biliyorsun. Aa bu cemaatçi biliyoruz ha diye. Hemen harekete geçiyorlar, alıyorlar.
İtibardan değil, eğitimden tasarruf. Milli Eğitim Bakanlığı tasarruf gerekçesiyle birçok projeyi rafa kaldırdı. Aralarında öğretmenlerin hizmet, içi eğitim ve meslek liselerinin patent projelerinde olduğu çok sayıda proje iptal edildi diyor. Bravo onlara. Kasımpaşalılar eğitim ve okulsuzluktan şikayetçi. Çalışmalarına Kasımpaşa'da devam eden Beyoğlu Belediye Başkanı adayı Alper Taş, Kasımpaşa'da eğitim çok zayıf dedi. Biliyoruz. Evet. Yani Kasımpaşa'da eğitim zayıf. Yani ürünlerini biliyoruz çünkü. AKP'ye oy vermeyi Allah emrediyormuş diye burada o AKP milletvekilinin haberi var. Ege'de HDP'nin bazı adayları geri çekildi diyor. HDP seçim stratejisi kapsamında Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil olmak üzere Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula ilçelerinde adaylarını geri çekme kararı aldı. Manisa'da Alaşehir, Soma ve Saruhanlı, Denizli'de ise Pamukkale ilçe belediye başkan adayları da geri çekiliyor. Adayların geri çekilme nedeni AKP-MHP ittifakının kazanma riskinin bulunması. Yani oraya oy vermeyeceğiz diyorlar. Bay Kemal devleti soyma sağlam yemez. Onu dinlediniz şeyden. Kendi sesinden zaten. Evet, Evrensel Gazetesi diyor ki krize, şiddete, savaşa karşı gücümüz, birliğimiz. İstanbul'da krize, şiddete, savaşa karşı gücümüz, birliğimiz diyen kadınlar Bakırköy'de 8 Mart mitinginde bir araya geldi. Daha var ama demek bir hafta önce yapmışlar. Kadınlar sömürüye, tek adam rejimine ve erkek egemen sistemine, eşitsizliğe karşı inatla ve ısrarla varız, var olacağız. Vardık, varız, var olacağız dediler. Evet. Efendim, hak gasplarına son verilsin, faturayı patronlar ödesin. Lüleburgaz'da işçi ve emekçiler yasağa rağmen bir araya geldi diyor. Türk İş, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalardan oluşan Lüleburgaz Emek Platformu seçim öncesi provokasyon olabileceği iddiasıyla getirilen miting yasağını tanımadı. Ya Tayyip Erdoğan dışında herkese yasak var galiba, değil mi? Ama o Cumhurbaşkanı yasağa girmiyor. Onun için o istediğini yapıyor. Onun abi güvenlik çok zor. Peki o nasıl oluyor? Ona biz devletin bütün polislerini, askerini, jandarmasını hepsini onun hizmetine veriyoruz. Size bir şey kalmıyor. Herhalde öyle diyorlar. Konya Kongre Meydanı'nda aynı saatte miting yapan emekçiler susmayacağız dedi. Hükümete çağrı yapıldı diyor. Taleplerini sıralayan emekçiler şu çağrıyı yaptı. Kıdem tazminatı ile ilgili planlardan vazgeçilsin. Emeklilikte yaşa takılanların hakları derhal verilsin. Borçlar patronlarındır. Krizin faturasını işçiler değil patronlar ödesin. Kime söylüyorsunuz? AKP'ye. Bunları ya mı yapacak? Onları yapacak olsa niye seçilsin zaten? Seçilmez ki o zaman. Bunları yapmasın diye seçiliyor. Çünkü vatandaş öyle zannediyor. Emeklilik diyor, abi emeklilik çok yük. Olur mu öyle şey diyor. Sonra ne var? Kıdem tazminatı. Ya ne kıdem tazminatı? Maaşınızı almadınız mı? Vatandaş öyle, ona oy veriyor. Krizin faturasını işçiler diye patronunuzu ağzınıza biber sürerim diyor bak. Aman ha. Ne demek ya patronlar? Onlar girişimci. Onlar rahat etsin diye grevler falan yasaklanıyor. Siz ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Sarayın polisinden seçim operasyonu. CHP'li vekilden önemli iddia diyor. Evet, olay şu. Okuyorum. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sarayda görevli 5000 polisin 142 adlı bir belgeye sahip olduğunu, bu belgeye sahip olan kişilerin istediği sandıkta oy kullanabildiğini duyumunu aldıklarını söyledi ve sordu. Sarayda görev yapan polisin görevli gibi gösterilerek Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde oy kullanacakları iddiası doğru mu? 5000 kafadan oy oraya, bir de gidiyor kendi sandığına, bir de oraya istediği kadar oy kullanabiliyor galiba, anladım. Sudan'dan sonra Cezayir'de ayakta. Felçli ve artık halkın karşısına dahi çıkamayan Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika'nın 5. kez başkan adayı olması Cezayir halkını ayaklandırdı. Bağımsızlık savaşı sonrası en kitlesel gösteriler yaşanıyor. Yetkililer daha önce benzeri görülmemiş protestoların bu kadar çabuk tırmanacağını öngörmedi deniyor. Evet, bu da bu. Şimdi Milli Gazete'ye geliyorum. Milli Gazete'nin manşeti çok enteresan, anlamadım ben bu işi. Diyor ki, devlet eliyle oynatılan kumarın başına Timurtaş Hoca Efendi'nin oğlunun getirilmesi son yıllarda iyice büyüyen batağa açılmış en büyük yol oldu. Hangi amaçla Timurtaş Hoca'nın oğlunu Milli Piyango'nun başına getirdiniz diye soruyor. Bu atama harama hizmet eder diyor manşet. Buraya Timurtaş Uçar Hoca Efendi diye bir sakallı zatın fotoğrafını koymuşlar. Son yıllarda birçok değerimizi yitiriyoruz, dejenere ediyoruz. Adının başına milli kelimesi ekleyerek daha da cazip hale getirilmeye çalışılan ülkemizin en büyük kumar sektörünün başına hayatı boyunca haramlara karşı mücadele etmiş olan Timurtaş hocamızın oğlu atandı. Timurtaş hocamızın oğlu atanmış. Evet. Bu adım devlet eliyle oynatılan kumarla mücadeleye büyük zararlar vereceği gibi Timurtaş hocamızın aziz hatırasına da büyük saygısızlıktır diyor.
Altına bir tane fotoğraf koymuş. Dört bir yanımızı saran devlet destekli kumar belasının yürek yakan manzarasıdır. Nedir bu? Efendim, Nimet abla gişesi önünde yılbaşında oluşan kuyruk. Hani herkes buradan çıkıyor bilet diyor ya, öyle bir falan. Şimdi burada anlamadığım şu. Timurtaş Hoca diye bir hocamız varmış. Ben tanımıyorum, özür dilerim. Çok değerli bir alim olabilir, İslam alimi olabilir ama benim bilgi şeyimin dışında. Şimdi bu şahsın oğlunu getirmişler, Milli Piyango'nun genel müdürü yapmışlar. Olur mu diyor gazete. Burada bir tuhaflık yok mu? Şimdi bu bir yerin genel müdürü yapılmak mecburi mi? Yani hani sen Milli Piyango'nun başına oturacaksın, bitti. İtiraz hakkın yok. Yani bu çok saygıdeğer olarak sunulan Timurtaş Hoca'nın evladı bu görevi kabul etmiş. Mesela baktım yazının içinde tek satır yok. Yani o oğluna karşı da yok. Bak, oğlunun adı da yok. Bir dakika, var mı? Bak, Timurtaş Hoca'mızın oğlu son devrin en büyük İslam alimlerinden kürsülerin Fatih namıyla bilinen merhum Timurtaş Uçar Hoca Efendi'nin oğlunu devlet eliyle oynatılan falan. Burada Timurtaş Hoca ne demiş? O var. Oğlunun adı yok. Sadece Timurtaş Hoca'nın oğlu. Sanki zannedersiniz ki adam Forsa mahkumu. Neydi o işte? Kürek o değil miydi? Forsa. Onu almışlar, diyorlar ki sen burada çalışacaksın. Satır yok. Yazının devamı var mı? Hayır, o da yok. Hepsi burada bitiyor. Ha, iki de. Dur bak, adamın adını merak ettim ya. Allah Allah. Peki ben bir şey soracağım. Yani biriniz sormadınız mı kardeşim? Ya arkadaş, senin baban böyle bir İslam alimi. Üstelik de kumar, yani Milli Piyango'ya kumar diyen, bana göre kumar değil, o başka bir şey o. Yani kumar, kumar başka bir şey. Bir kişi demiyor mu gidip de, ya senin baban bu kadar değerli bir alim, sen nasıl olur da onun ömrü boyunca karşı çıktığı Milli Piyango'nun başına oturursun? Yok. Gelelim buraya, işte Türkiye'nin geldiği durumun en güzel fotoğrafı. Bir koyarsak, Milli Gazete var mı ekranda, göremiyorum. Soğan Sisi'den diyor. Soğanlar Sisi'den. Üretim yeri Mısır. Soğan satılıyor Türkiye'de. Yok çünkü, soğanımız yok. Hani bolluk var ya. Bolluktan dolayı soğan yok. Mısır'dan soğan gelmiş. Sisi'nin soğanlarını yiyoruz. Buyurun. Efendim, Yeni Çağ Gazetesi, görev gücü Türkiye'nin aleyhine. Görev gücü dediğine emekli kor general Hasan Kundakçı, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinde bölgenin görev gücünü tesliminin milli çıkarlara aykırı olduğunu söyledi. Haklısınız paşam, başından beri söylüyoruz. Çünkü o görev gücünün görev yapacağı alan bize karşı kuruldu. Şimdi Tayyip Erdoğan ve etrafı diyor ki, efendim biz orada biz yaparız, biz bak. Bak hala pazarlık yapıyoruz. Arkadaş, orayı ben koruyacağım. Ya senin oran zaten sınırındı. Sen koruyamadığın için sana karşı 32 kilometrelik bir yağ bağladılar oraya. Göbek bağı gibi bir şey yaptılar. Böyle hani göbek yağı gibi oraya koydu. Diyor ki buradan geçemezsin. Allah'ım, ülkemizin düşürüldüğü hala bakar mısınız? Ama benim Hürocu takım diyor ki ilk defa dış politikada bütün dünyaya kafa tutan bir liderimiz var. Kimse bunu yapamıyordu ya, daha nasıl yapsın be? Artık sınırlarımızı korumayı bile bizim elimizden aldılar. Ya bunu anlayın artık, ne olur ya. Sınırları ben korumuyorum. Amerika, Rusya, Suriye, Fransa, Almanya, İtalya koruyor. Ve bana diyor ki geçemezsin ha buradan diyor. Pe Allah'ım ya. Lavrov'dan İdlib mutabakatı için Ankara'ya sitem. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi İdlib'teki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin sağlanan mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi. Rezaleti görüyor musunuz? Bak sen imzalamışsın, burada halka anlatıyorsun. İdlib bizden soruluyor falan. Adam diyor ki, ya orada söylediklerini yapmasın diye bak söylüyor, söylüyoruz diyor. Sonra Putin gene bir laf söyleyecek. Ay, 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 ay. Başka. Aslan buz kesti. O espri çok güzel. Hepsinde aynı. Aslan buz kesti. Niye? Erzurum'da maç -6'da mı 5'te mi ne oynanmış işte. Ve berabere kalmış. Hiç kimse Erzurum'dan bahsetmiyor. Ya Erzurum mesela başarılı mı şimdi Aslan'la berabere kalınca? Mesela Erzurum'da normal olarak karalar bazı. Lan bir yenemedik şu Kaslarayı be. Efendim, buraya bakıyorum. Şeye gelelim. Avrupa Osmanlı'yı bizden iyi tanıyor.
Osman Salahaddin Efendi, efendi bunlar. Birine efendi dersen bozuluyor. Ama bunlara Osman Salahaddin Efendi. Kimmiş bakalım bu Osman Salahaddin Efendi? Efendim babası şehzade, annesi sultan olan Osman Salahaddin Efendi Türk halkı ile ilgili tespitlerini paylaştı. Abi babası şehzade kim? Kimin şehzadesi? Neyse. Bana sorulan suallerden anladığım şu. İnsanlar sultanları çok konuşuyor fakat maalesef iyi tanımıyorlar. Ancak gördüm ki Avrupalılar Osmanlı hakkında Türklerden daha bilgili. Türkiye'de bilgisi yok ki. Türkiye'de bir iktidar var. Osmanlı, Müslüman, onun için atamızdır diyor. O kadar. Selçuklu mesela hiç bizim atamız değil. Niye? Hiç siz Selçukluları öven bir AKP'li ya da bu dinci gördünüz mü? Ya Selçuklular var. Bu ülke Anadolu'da beylikler var. Mesela Kayı boyu övünen yok onunla. Karasilerle övünen yok. Harzemşahlarla övünen yok. Ne bileyim işte bir sürü beylikler var. Hepsi bunlar işte Müslüman. Anadolu Selçuklu var, Büyük Selçuklu var. Hepsi Türk ve Müslüman. Ama atamız Osmanlı. Çünkü neden? Osmanlı ile Müslümanlığı özdeşleştiriyor. Öyle. Abdülhamit'le o da. Hani Kanuni'nin, Fatih'in ne kadar çok bağlı oldukları konusunda da çok bilgili değiliz yani. Müslümandılar tabii ama. Abi gene şey yapmışız bir tane. Çok güzel Türkiye teknolojide gene çağ atlamış. 700 kilo yükle 24 saat havada. Anka 2 milli motorlu uçuşa hazır. Çok güzel. Uçurun o zaman. Efendim Korkus Gazetesi. Şimdi bakın. Bugün benim köşe. Bugün zaten bir tek ben varım yazı şey. Bu diri diri yandılar. Burada çok büyük. Şimdi yani bakın 2-3 tane yazım var. Hiçbir yerde yok bunlar. Ben anlayamıyorum. Yani ben mi çok farklı düşünüyorum yoksa ben bilmiyor muyum hiçbir şeyi? Niye oluyor anlamıyorum. Bakın Tayyip Erdoğan Cuma günü ya da Cumartesi günü şöyle bir konuşma yaptı. Meydanlarda dedi ki kardeşlerim Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim bizim Doğu Anadolu'muz var, bizim Karadeniz'imiz var, bizim Akdeniz'imiz var, bizim Marmara'mız var ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Yallah oraya. Git Kürdistan'a. Senin bu ülkede yerin yok. Bunu bir cumhurbaşkanı söylüyor. Nasıl söyler? Bugünkü yazım o. Yani diyorum ki Cumhurbaşkanı her gün konuşuyor, gece gündüz konuşuyor, televizyonlara çıkıyor. Her gün muhalefete işte bunlar PKK'dan talimat alıyor, PKK'nın emrindeler, Pensilvanya'nın emrindeler, hainler, teröristler, alçaklar, namussuzlar falan falan falan. Demokrasi anlatıyor ama diyor ki rakipleri gömeceğiz diyor. Yani sandığa gömeceğiz tamam da sandıkta yeneceğiz. Gömmek, öldürmek, yok etmek hep bu kafada. Şimdi ben de bunun üzerine dedim ki ya kardeşim iyi güzel de peki sen diyorsun ki Kürdistan diye bir yer yok, gitsinler oraya. Peki yarın birileri çıksa dese ki ya kardeşim yeter ya bu ülkeden Gürcüler gitsin, Araplar gitsin, Boşnaklar gitsin, Lazlar gitsin. Çünkü hepsinin başka yerde memleketi var. Şimdi niye bunu diyorum? Çünkü Tayyip Erdoğan zaman içinde kendi etnik kimliğiyle ilgili bazı bilgiler verdi. Şimdi bakın bunları bugün dün buldum, oturdum. Ne demiş diye. 1997'den ilk örneği buldum. Diyor ki, bana diyorlar ki sen Rizelisin, sen Laz'sın. Bak ilk buradan başlıyoruz. Diyorum ki Laz değilim. Gittim babama sordum. Babam büyük dedesine sormuş. Molla bir zattı. Şu cevabı vermiş. Yarın öleceğiz. Allah bize soracak. Rabbin kim? Nebin kim? Dinin ne? Ama bize kavmin nedir diye sormayacak. Sana sordukları zaman elhamdülillah Müslümanım de geç. Yani nerelisin diye sor. Müslümanım de geç. Bak 97'de. 2004'te şeyde Gürcistan'a gittiğinde şöyle diyor. Ben Gürcüyüm. Ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir. 2004. 2005 Norveç'te bu sefer hep yurt dışında bak. Ben Rizeliyim. Eşim Siirtli Türk değil, Arap. Biz zaten sorunları çözmüşüz. Türkiye'de bakıyorsunuz Türk, Kürt ile Azeri, Gürcü ile evlidir. İkisi birbiriyle et tırnak gibi olmuştur. Güzel, tamam. 2014'te bak 2014'te diyor ki bir televizyon programı. Benim için mesela neler söylediler? Çıktı bir tanesi Gürcü diyen oldu. Abi kim bu şimdi çıktı bir tanesi? Kendin söylüyorsun. Ben Gürcüyüm. Ailemiz Batum'dan. Şimdi kızıyor. Çıktı bir tanesi Gürcü olduğumu söyledi diyor. Ya ayıp. Devam ediyor. Çıktı bir tanesi affedersin. Çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyenler oldu diyor. Şimdi ben de diyorum ki yani yıllarca sen Gürcü olduğunu zaten söylemişsin.
Sonra birdenbire hani Gürcülük'ten de vazgeçmişiz. Ama önemli olan bakın o değil. Hiçbirimiz bu ülkede yaşayan bir başka insanı git bu ülkeden. Beğenmiyorsan oraya git ya da çok istiyorsan Kürdistan işte orada var, oraya git deme hakkımız yok. İnsanlar bunu talep edebilirler. Bunları beğenmezsin, bunları çürütürsün, bunun yanlış olduğunu anlatırsın. Ama defol git, çık git ve bunu kamuoyunun önünde mitinglerde söylüyorsunuz. Lafın kime gittiğini, nasıl gittiğinin farkında mısınız acaba? İşte ben de diyorum ki, şimdi biri çık, abi Araplar gitsin. Ne işi var bu ülkede Arapların dese? Ne olacak? Yarın öbür gün çıktı ve en sonunda biri dese ki ya Türkler zaten buraya geldiler, buraları işgal ettiler. Çünkü biz şunu demiyor muyuz? 1071 yılında Alparslan'la girdik demiyor muyuz? Türkler olarak. O zaman biri de der ki arkadaş sen 1071'den beri işgalcisin. Çık kendi memleketine git, git Orta Asya'ya. Bu buraya gider. Ve bu yanlış. Bu nefret söylemi çok kötü bir şey. Ve bugün Türkiye'de çıt yok. İki tane EDP'li o gitsin, biz gitmeyiz, bizim memleketimiz falan gibi. E diyeceksiniz ki ne yapsın? Ya ne yapsın var mı kardeşim? Bugün Türkiye'nin muhalefet partileri var. Şimdi bu kadar korkakça, bu kadar pısırıkça, bu kadar endişe içinde siyaset yapılabilir mi? Bir ülkenin insanına git diyorsun ya, Kürdistan oradan. Ayrıca ya onu dersin ki kardeşim Kürdistan diye bunu kullanmayın, ayıptır. Ama başka bir zaman sıkışıp efendim Atatürk'ün 1921 anayasasına bakın, Kürdistan'ı orada göreceksiniz diyor. E şimdi peki o ne bu ne? Yani o güne örnek gösterip Atatürk'ü örnek gösterip zamanında. Zamanında açılım nedeniyle Kürdistan lafını kendi kullandığında nereden çıktı bu deyince açmak diyor. Açmak Atatürk'ün. Oradan Atatürk de vuruyor seni. Şimdi diyor ki Kürdistan diye bir bölge yok. Ya yok tabii ki. Türkiye'de elbette Kürdistan diye bir bölge yok. Ama de ki birileri bunu talep ediyor. Ve sen buna diyorsun ki Irak'ın kuzeyinde var git oraya. Bakın ikinci olay. Ya Türkiye nasıl yönetiliyor Allah aşkınıza? Bakın bu da hiç kimsede yok. Süleyman Soylu. Bu ülkenin İçişleri Bakanı. 15 Temmuz'dan sonra galiba değil mi getirildi? Daha önce başka bakanlıktaydı. Zamanında Tayyip Erdoğan için çok acayip şeyler söyleyen işte o hırsızdır, namerdim ben bundan hesap sormazsam falan diye meydan konuşmaları var. Burada dinledik bir kısmı. Şimdi bu adam İçişleri Bakanı. Şimdi geçen gün İstanbul'da Zeytinburnu'nda. O da cumartesi günü galiba. Ya cuma ya cumartesi. Yok daha önce ben 4 gün tuttum bunu. Ya herhalde bir tepkisi olur ya birileri sorar diye. Hiç kimse sormuyor. Yaptığı şu Zeytinburnu'nda gençlerle toplantıda Tayyip Erdoğan'la olan bir anısını anlatıyor ki bu belli ki son bir yıl içindeki bir anı. Aynen bakın okuyorum size ne diyor. Sizin bildiğiniz memleketlerin bir tanesinin yani bilinen ülkelerden bir tanesinin üst düzey yöneticisi bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımızı aradı. Bir güvenlik toplantısında ben de yanındaydım. O sırada aramış, bağlamışlar, içeride konuşuyor. Dedi ki, zordayım, bir takım sıkıntılı olaylar başımıza getirmeye çalışıyorlar. Benim şunlara şunlara ihtiyacım var. Notlarını aldı, Cumhurbaşkanı'nı kastediyor Tayyip Erdoğan. Kağıdı bana uzattı. Bunları verebilir misiniz dedi. Verebilir miyiz dedi. Emrederseniz bir bakayım dedim. Hemen arkasından en yakın zamanda gönderelim diye talimat verdi. Gönderilen günlerden çarşamba saat 17 idi. Dünyada böyle bir şey yok. Perşembe günü saat 18'de hem pahada ağır hem yükte ağır iki büyük kargo uçağıyla beraber bildiğiniz ülkelerden birinin başkentine 25. saatte bizim evlatlarımızla beraber indi. İki tane kargo uçağı yükte ve parada ağır. O ülkenin Cumhurbaşkanı, o ülkenin Başbakanı, o ülkenin İçişleri Bakanı şaşkınlık içerisindeydi. Ya affedersiniz bunu perşembe mi? Galiba perşembe günü söyledi. Çünkü ben o gün not aldım. Koydum kenara bakalım ne olacak diye. Kimse sormuyor. Yahu gazetecilik öldü kardeşim. Gazetecilik öldü. Benim gazetecilik yaptığımız dönemlerde böyle bir şey olsa biz hemen bir anında diyeceğiz ki bu ülke şu. Bir. İki ne gitti? Ya bu çadır devleti mi ya? Adam biri telefon ediyor ben çok zordayım diyor. Cumhurbaşkanı not alıyor. İçişleri Bakanlığı uzatıyor. Bunları verebilir miyiz diyor. Veririz efendim. Verin o zaman diyor. İki kargo uçağı yükte ve pahada ağır diyor. Yani hem pahalı hem ağır. Şimdi gıda maddesi olsa yükte belki ağır gibi gözüküyor. Pahada ağır değil. O zaman silah mı gitti? Altın mı gitti? Ne gitti ya?
Hiç bunları sormayacak mıyız? Bunlar hangi kalemden karşılıyor? Yani Cumhurbaşkanı bir ülkeden gelen bir talebi verin şunları dediği zaman bunu bütçede nasıl gösteriyorsun kardeşim? Bunları sormayalım mı? Kimse sormuyor. Ve bunu büyük bir övünç gibi. Şimdi hangi ülke? Tabii ilk akla gelen Venezuela oluyor. Ama olmaz. Neden? Çünkü Venezuela'da başbakan yok. Bir de 25. saatte ulaşamazsın oraya. Yani o kadar saatte gider. Bu daha yakın bir ülke. Hem Cumhurbaşkanı var, hem Başbakanı var, hem nesi var? İçişleri Bakanı var. Yani Cumhurbaşkanı ve Başbakan olan bir ülke. İşte Almanya'da var mesela böyle bir durum. Hem Cumhurbaşkanı var, hem Başbakan var. İtalya var. Suriye olmaz. Irak var. Irak olabilir. Hem Cumhurbaşkanı var, hem Başbakanı var. Azerbaycan, Başbakanı yok. Başkanı var sadece. Neyse, yani sonuç olarak biz bir ülkeye 25 saat içinde iki kargo uçağı dolusu yükü, pahalı yükü ama göndermişiz. Bunu çok müthiş bir şey diye anlatıyor. Ve bir kişi sormuyor, demiyor ki muhalefetten, ya arkadaş sen kime ne gönderdin ya? Ayrıca bunu gönderdin, bu yarın benim başıma dert açacak mı? Ya da bana faydalı bir dönüşü olacak mı? Katar'a mı gönderdin? Hayır, Katar'da olmaz. Oranın şeyhi var, başbakanı, cumhurbaşkanı yok. Yani bu çok yakınlarda bir ülke. Benim tahminim Irak. Yemen olabilir mi? Yemen'in başbakanı mı, cumhurbaşkanı mı bilmiyorum. Ama ben olayın rezaletini size anlatmaya çalışıyorum. Arkadaş bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Gönder, gönderelim. Peki neyle? Yani örtülü öderek. Örtülü öderek böyleyse peki anladık. Tamam, örtülü öderek o makamın namusuna teslim edilmiştir ama bu kadar hoyratça harcanır mı? Mesela bir en azından bir heyet karar alır yani. Orada oturuyor. Vay, beni aradı. Abdüllatif aradı beni. Atıyorum yani. Bunları istedi. Süleyman'cığım şunları veriver. Nasıl bir şey ya? Ondan sonra bakın daha neler oluyor. Ankara Belediye Başkan adayı. Bugün ayın 3'ü değil mi? Gördü mü? Adaylar bitti mi ya? Bugün mü bitiyordu son? 4'ünde mi bitiyor, 3'ünde mi? Yani kesinleşiyor listeler. Tamam. Her neyse bakacağız ona. Şimdi Ankara adayı neydi? Ösaseki. Belli ki seçimi kaybettiğini çok şey yapmış. Bir yazım da o. Ya maazallah kapıya bir militan gelirse ne olacak diye. Şimdi adam diyor ki, kardeşim diyor, eğer diyor bu CHP kazanırsa diyor, Mansur diyor tabii, Mansur Yavaş kazanırsa 20 bin kişi alacak diyor belediyeye. Bir kere öyle korkutuyor. Yani o şeyi korkutuyor. Ey belediyede çalışanlar, çok kalabalıklar çünkü ANFA falan var. Ankara Belediyesi'nde binlerce adam çalışıyor. Yani diyor ki hepinizi atacaklar. Onun için sakın ha oy vermeyin kazara. Geç. Olabilir, öyle düşünün. Ama diyor ki 20 bin kişi. Şimdi diyor bunlar diyor teröristlerle işbirliği yaptığı için diyor talimatları oradan alıyorlar. Diyor ki teröristler diyecek ki diyor sana destek olduk hadi bakalım sıra sende. Ve diyor bu diyor teröristleri diyor işe alacaklar. Şimdi diyor arkasından bakıyor ki kalabalık böyle çok anlamamış. Yani ulan ne yapayım işte aman. Yahu diyor kapına diyor gelecek diyor adam diyor şey su diyor kontrol etmek için diyor. Ne deniyordu onlara? Sayaç okumaya gelen diyor. Sayaç okumaya gelen diyor maazallah militan. Ne yapacaksın o zaman? Ya artık seviyeyi görüyor musunuz ya? Bunlar teröristleri işe alacaklar. Teröristler kapınıza gelecek saat okuma bahanesi. Ne yapacak abi? Saat okuma bahanesiyle o terörist dediğin adam. Bir de bir esprili bir şey var. Onu da şey yapalım. Yani bir okurum hatırlatınca. Şimdi bu hani tanzim satış falan filan yapılıyor ya gayet güzel. Tamam peki hadi aferin. İşte satıyorsunuz ucuza ucuza. İşte tarımı öldürdük. Tarım ne zaman öldürüldü? Bak 2006 yılının Mayıs ayında Mersin'de bir çiftçi Erdoğan'a anamızı ağlattın diye bağırmıştı. Hatırlayacaksınız değil mi? Erdoğan da önce artistlik yapma dedi. Sonra da ne dedi? Ananı da al git buradan dedi. Şimdi geldiğimiz manzara. O çiftçi Tayyip Erdoğan'ın sözünü dinledi. Anasını da aldı gitti. Tarım bu halde şimdi. Bu kadar basit. Son yazım da dün Utku Çakır Özel CHP Eskişehir Milletvekili. Eskişehir değil mi? Yanlış söylemiyorum. Bir soru önergesi vermiş. Şimdi bu Dışişleri Bakanımız var. Evlere Şenlik biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı mı yoksa işte Dışişleri Memuru yani öyle bir şey yaptığı yok.
Efendim geçenlerde bir konuşma yaptı. Diyor ki bizim diyor AKP'den diyor, AK Parti tabii. AK Parti'den diyor milletvekili olup da sonradan diyor bizim dışişlerinde elçi olarak görevlendirdiğimiz arkadaşlar diyor harikalar yaratıyor diyor. Bir tanesi diyor işte Pekin Büyükelçimiz, öbürü de Tokyo Büyükelçimiz. İkisi uzak dur. Fakat şimdi bu iki ülkeyle de garip sorunlarımız var. Utku Çarıköz Özer dün bakana soru önergesi vermiş. Şimdi diyor ki Tokyo Büyükelçisi, Pekin Büyükelçisi, AKP'nin eski milletvekili Abdülkadir Emin Önen. Tamam. Şimdi bu geçenlerde bu işte şey var ya hani Uygur Türkleri falan işte orada böyle büyük bir şeyleri vardı. Hıyat mı? Himmat. Bir şairleri yani. Efendim onun öldüğünü açıkladı. Dedi ki öldü. Ve bizi şey yapıyor yani hani öldürüldü gibi anlatıyor. Arkasından hemen Çin devreye girdi. Resmi olarak dedi ki hayır ölmedi. İşte buyurun resimleri bu, görüntüleri bu, son konuşması bu, tarihle filan. Şimdi böyle bir skandal. Senin bir başka ülkedeki bir elçin o ülkeyle ilgili doğru olmayan bir bilgiyi sana aktarıyor ve bunu açıklıyorlar yani. Hani böyle raporla değil, açıklıyorlar. Adam başarılı diyorlar. İkincisi de Tokyo. Tokyo'da Japonya biliyorsunuz. Orada da AKP'nin eski bu propaganda bakanı, propaganda başkanı vardı. Murat Mercan. O da onun içinde diyor ki Japonya'da her kapıyı açıyor diyor. Görüşemediği yetkili yok. En başarılı büyükelçimiz o diyor. Ama Japonya 500 bin yabancı işçi almaya karar verdi. Ama listede Türkiye yok. Türk alamazsınız diyor bir de. Not düşmüş yani. Yani Türkiye'den işçi de alamayacaksınız diyor. Utku Çakırözer de diyor ki kardeşim tamam da diyor yani başarılı diyorsun ama benim o başarılı her kapıyı açan büyükelçim oradayken Türkiye'ye ambargo uyguluyor Japonya. Türkiye'deki pek çok işlerini geri çekmiş durumda. Nasıl bir başarı? Onlara soru önergesi yapmış. Yani enteresan bir şey. Ha cevap gelir mi? Bilemiyorum. Süremiz doldu. Bir dakikamız var pardon. Hemen bir aydınlık. Uygur ayrılıkçısına ayrılıkçısı FETÖ Kalkanı kanalında diyor. Tüm Türk hani var ya dolaşıyor bunlar da şey. Perinçek ve milliyetçi muhafazakarları etkiliyor demiş. Nereye çıkmış? Türk Solu grubuna övgüler düzdü diyor. Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun başını çektiği. Ha ona söylemiş. Truva atı diyor. ABD'nin yeni savaş stratejisi. Ukrayna pardon Venezuela. Olayı tren kazası da TCD'de kusurlu. Kim demiş bunu? Ha Niğde'deki tren kazası bu. Bu böyle Altakya Vernükleer demiş CHP'li. Ya bir şeyi söyleyeyim hemen Star böyle CHP'li başkanın araç saltanatı diye. Efendim Sarıyer Belediyesi'nin şeyi varmış. Akla ziyan bir haber. Yani bütçeleri aşar kardeşim. Yani 2018'de 231 lüks araç kiralamış. Günlük maliyeti 110 bin lira araçların diyor. 2800 litre benzin harcaması yapıyor diyor. Akaryakıt faturası 600 bin liranın üzerinde falan. Akla zarar bir haber. Mümkün değil. Yani hiçbir belediye zaten bunu karşılayamaz. Ama şimdi bu haberi yapanlar devletteki olağanüstü saltanatın makam araçlarının hiçbirini görmeyip de efendim buradaki belediye başkanı bu kadar para harcıyor. Yok yani mümkün değil. Akla mantığa aykırı ama işte millet inanıyor mu inanıyor belki falan filan. Yeni Şafak'ta da bir şey yok işte tamam. Evet bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Yarın hep beraber tekrar birlikte olmak üzere iyilikler, esenlikler, hoşça kalın.